Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler, işte Yükselen Sözler programında Hilal TV ekranlarında 28. kez sizlerle birlikteyiz. 1 Aralık'ta başladığımız programımızın bugün inşallah son bölümünü gerçekleştireceğiz ve bu yüzden de burada muhteşem bir kadroyla karşınızdayız. Sizlerin de gördüğünüz gibi inşallah güzel bir programla Allah'ın ayetlerini Allah'ın kullarına ulaştırma yolunda doğru emek sarf eder, doğru işler yaparsak bizlere ne mutlu. Bizleri tekrar sizlerle buluşturan Rabbimize sonsuz şükürler ederek programımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Bugün az evvel de söylediğim gibi internette Fantastik Dörtlü ya da UEFA'yı alacak kadro. Hatta parti kurarsanız size oy veririz diyen, dışarıda sizin için oy toplarız diyenlerin de bulunduğu bir gerçekten muhteşem bir kadroyla bir aradayım burada. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadılar. Programımızın bu bölümüne bizlere teşrif ettiler stüdyomuza. Sevgili Profesör Doktor Caner Taslaman Hocam, Doçent Doktor Sinan Canan ve Yardımcı Doçent Doktor Emre Dorman ile birlikteyiz. Bu akşam ana başlığımız bilim-din ilişkisi. Ancak tabii bütün hocalarımızın çalışmaları, kitapları, yazdıkları eserleri sadece bu konu içerisinde değil, bunun dışında da pek çok alanda olduğu için, pek çok konuda olduğu için sanırım biz de o konuda sınırlı kalmayacağız. Programımızın süresini biraz daha böyle rahat, geniş tutarak inşallah kendilerinden mümkün mertebe yararlanmaya, bilgilenmeye çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş hocam bulduk. Hoş geldiniz. Özellikle Ankara'dan geldiniz. Çok teşekkür ederim. En uzaktan gelen siz oldunuz. Büyük bir böyle bir fantastik dörtlüyle her gün buluşulmuyor. Allah razı olsun. Siyasi parti kurmak pek cazip gelmedi de. Bana da hiç cazip gelmedi. Ama UEFA'yı almak da cazip geldi diyebilirim yani. Ama ben Şampiyonlar Ligi diye düşünmüştüm de UEFA da olur yani, önemli değil. Evet. Hocam, İsterseniz bir tanıtım filmimiz var, adetimiz olduğu üzere. Onu bozmayalım, tanıtımımızı izleyelim, sonra programımıza başlayalım. Biraz sonra birlikteyiz. Profesör Doktor Caner Taslaman. Caner Taslaman İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde Big Bang teorisinin felsefe ve teolojiyle ilişkisi üzerine yazdığı teziyle yüksek lisans çalışmasını, aynı bölümde evrim teorisinin felsefe ve teknolojiyle ilişkisi üzerine yazdığı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. İkinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde küreselleşme sürecinde Türkiye'de İslam isimli teziyle yaptı. Doçentlik tezinin konusu ise kuantum teorisinin felsefe ve teolojiyle ilişkisi oldu. Önce Tokyo Üniversitesi'nde, ardından Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yaptı. Ayrıca Harvard Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör eğitim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Modern bilim, felsefe, din ilişkisi en temel ilgi alanıdır ve din felsefesi, din sosyolojisi, bilim felsefesi, fizik felsefesi ve biyoloji felsefesi gibi alanlarla ilgilenmektedir. Doçent Doktor Sinan Canan, 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı'nda ise doktorasını tamamladı. Bu süreçte sinir bilimleri ve deneysel epilepsi konuları üzerinde çalışmalar yaptı. 2010 yılında fizyoloji doçenti unvanını aldı ve Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Turgut Özal Üniversitesi'nde çalıştı. Hala Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda görev yapan Canan, bilimsel araştırmalarını son yıllarda sinir sisteminde kaotik ve fraktal özellikler konularında yoğunlaştırdı. Bunun yanı sıra kaos teorisi, karmaşıklık, fraktal geometri, doğadaki biçimler, öğrenme, lisan ve afazi, zihin ve beyin gibi konularda ülke çapında konferans ve programlara katılarak bilgilendirmeler yapmaktadır. Ayrıca Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler başlıklı bilim ve bilim felsefesi denemeleri tarzında yayınlanmış bir kitabı da bulunmaktadır. Canan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Yardımcı Doçent Doktor Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Bilim Dalı'nda hazırladığı Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasında kullanılan modern deliller insancı ilke örneği başlıklı teziyle 2004'te yüksek lisansını tamamladı. 2009'da Deizm ve Eleştirisi Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı teziyle de doktorasını yaptı. Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde felsefeye giriş, felsefe tarihi ve bilim felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise İslam felsefesi ve din felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Evet, özellikle Sinan Hocam sizin farklı yönlerinizle tanımış olduk. Gerçekten çok farklı. Ben de tanımış oldum. Harika oldu. Hocam geçen sefer rejimiz sizin hesabınızdan bilmeden almıştı. Bu sefer ben bilerek gönderdim ki böyle bir... Muhteşemsiniz Erkan Bey. Sizin jargonunu söyleyeyim. Ama yani bilmiyorum, sizin hiç hayatınızda uzun saçlı bir dönem geçti mi benim Allah gibi? Allah aşkına iki yani bilgisayar var, yoksa ben hiç saçlarım ben 5 santimden fazla uzamamıştır yani. Uzamadım. Yok, olmuyor. Fakat yani olsa iyi olurmuş hocam. Hayırlısı artık. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz ve programımıza yavaş yavaş başlayalım. Ben bir yandan da kitaplarınızı tanıtarak da bir küçük giriş yapmış olayım. Bu arada elimizdeki en sıcak kitap daha henüz bir iki gün oldu değil mi? Yoksa bugün mü çıktı hocam? Piyasaya ne zamandı? Piyasaya çıkmadı galiba. Piyasaya galiba çıkıyor. Bugün yarın çıkıyor. Yarın işte yayın evi onu bu hafta çıkıyor. Ben de bilgisayar ortamında okudum. Kitap daha şimdi elime geçti. Hocam sağ olsun getirdi. Evet. Kur'an ve Bilimsel Zihin İnşası, Zihnin İnşası kitabıyla Enis Doko ve Caner Taslaman hocalarımızın birlikte yazdıkları gerçekten muhteşem bir kitap. Ben bir solukta okudum. Zaten bu kitaptan çokça konuşacağız inşallah bu akşam. Yakında internete de PDF'ini koyacağız. Kitap almak istemeyenler, PDF okumayı sevenler. İnşallah. 2-3 gün sonra internetten ulaşabilirler. Ulaşabilirler, tamam. Evet. Hatırlayacaksınız, Sinan Canan hocamızla daha önce kendisinin kitabını Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler kitabıyla ilgili bir programımız olmuştu. Bugün de kitaptan o günkü programımızda konuşamadığımız konuları farklı yönleriyle tekrar ele alacağız. Ve Din Neden Gereklidir de Emre Dorman hocamızın son kitabınız değil mi hocam? Bundan sonra başka çalışmanız olmadı. Son kitabı. Bunu da yine programımızda konuşmuştuk. Aynı zamanda burada elimin altında Caner Taslaman Tanrı Parçacığı kitabını tavsiye ediyorum. Bu arada Enis Doko'nun ismini andık. Kendisinin kitabını da ben özellikle tavsiye ediyorum. Ona da selamlarımızı gönderelim. Sanırım yurt dışında, aslında burada olmasını evet, çok isterdik. Enis kardeşimizin Dahi ve Dindar Isaac Newton kitabı. Caner Hocam, bugün İnşallah vaktimiz kalırsa Ahlak, Felsefe ve Allah kitabından da biraz bahsetmeye çalışacağız. İnşallah. Daha önceden de Arzulardan Allah'a Ulaşmak kitabını biliyorsunuz burada okumuştuk, incelemiştik ve konuşmuştuk. Hocam, bu son kitabınızla başlayalım isterseniz öncelikle. Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası derken özellikle kitabınızın ilk kısmında ön kabullerden bahsediyorsunuz. Nedir o ön kabuller? Kur'an'ınla uyuşması meselesi. Evet. Onu biraz öğrenebilir miyiz? Kur'an bilim ilişkisi dediğimizde, öyle bir başlık attığımızda aklımıza bazı konular gelir. Mesela bunlardan bir tanesi Kur'an'ın evrim teorisiyle veya Big Bang teorisiyle ilişkisidir. Bir de bazen de şöyle bir şey gelir Kur'an bilim ilişkisi deyince aklımıza. Kur'an'ın içinde İşte anne rahmindeki yaratılış aşamalarımız nasıl anlatılıyor, evrenin genişlemesi nasıl anlatılıyor gibi konular gelir. Bir başka şey de gelebilir. İşte Müslümanlar özellikle 9. ve 13. yüzyıl arasında dünyanın en gelişmiş medeniyetini kurdular. Burada Kur'an'ın fonksiyonu neydi? O Müslümanlara verdiği bir zihinsel yapının fonksiyonu neydi şeklinde. Tarihte Kur'an oynadığı rolle ilgili bir başlıkta gelebilir. Bu kitap bunların üçüyle de alakalı olabilir ama bu üçü de değil. Bunların dışında bir şey. Bu pek Kur'an bilim ilişkisi denince bugüne kadar ele alınmamış bir yaklaşım. Evvela onu belirtmem gerekiyor. Ön kabuller meselesinde evvela şunu anlamamız lazım. Biz bilim yaparken zihnimizde farkında olalım veya olmayalım belli ön kabuller var. Mesela evreni incelemek değerlidir şeklinde bir ön kabul var. Mesela
laboratuvarda veyahut da evrenin herhangi bir köşesinde bulacağımız bir dua yasasının evrenin her köşesinde aynı yasanın geçerli olduğuna dair bir inancımız var. Evren anlaşılabilir diye bir ön kabulümüz var. Ya zihnimize de bir yerde güveniriz evreni anlayabilecek diye şeklinde böyle bir ön kabulümüz var. Biz bunların farkında olalım veya olmayalım, bilim yaparken bu ön kabuller zihnimize eşlik eder. Bilim yapmanın olmazsa olmaz şartıdır. Eğer siz evreni incelemenin değerli olduğu kanaatinde değilseniz, o zaman bilim yapmanızın da bir manası kalmaz. Veyahut da evrenin anlaşılabileceğini düşünmüyorsanız, onu anlamaya girişme faaliyeti olan bilime de girmeniz anlamsızlaşır. Anlaşılabilir olduğu da bir ön kabulümüz evet, yani. Evet, tabii. Buna benzer 7 tane temel ön kabul çıkardı. Sorduğum soru şuydu. Bu ön kabuller tamam bilim adamlarının kafasında şöyle veya böyle var. Peki bunların rasyonel temeli nedir? Mantıksal temeli nedir? Şeklinde bir soru da var. Kitap boyunca da şunu göstermeye çalıştım. Kur'an'ın özellikle sunduğu teizmin yani Allah inancı başta olmak üzere Kur'an'ın içeriğindeki birçok unsurun bu ön kabulleri desteklediğini göstermeye çalıştım. Bilim insanları bu ön kabulleri kimi zaman mantıksal temeli olmadan da inanabilirler. Mesela kabul ediyorlar. Kabul edebilirler. Mesela doğa yasaları evrenseldir diyebilir. Bunun mantıksal temelinin olduğunu düşünmeden de bu kabul edebilir. Ama felsefi açıdan bunların bir mantıksal temelinin olup olmadığı bizim açımızdan önemli bir sorudur. Bu kitap boyunca buna değindik. Bu konunun içine girmeye çalıştık. Ve teker teker bu 7 tane ön kabulü alarak Kur'an'ın bunları nasıl desteklediğini göstermeye çalıştık. Fırsat olursa burada belki 7'sine birden çok olur ama bir kısmını Kur'an'ın nasıl desteklediğini göstermeye çalışırız. Bir giriş yapalım hocam. Kur'an evet. Hangi ön kabulü nasıl destekliyor? Yani en çok kullanılan, en çok bildiğimiz ön kabullerden başlayabiliriz. Bunların hepsi bana göre temel ama birinci maddede aldığım evrenin rasyonel bir yapısı vardır. Akıl tarafından anlaşılmaya müsait bir yapısı vardır. Evren anlaşılabilir şeklinde bir ön kabul var. Einstein'a göre bilimde bulunan formüllerin hepsinden daha ilginç olan şey aslında evrenin böyle bir yapıya sahip olmasıdır. Felsefe açıdan şöyle bir soruyu sormamız lazım. Bu ön kabulün temeline evrenin anlaşılabilir olması. Şimdi karşımızda alternatif olarak bir felsefedeki dev fikirlere baksak işte tek tanrı inancı ortaya çıkıyor. Kur'an da bunu ortaya koyuyor. Bir de karşımızda bunun alternatifi olarak felsefe tarihindeki en önemli alternatifi naturalizm veya birçok kişinin anlayacağı şekilde materyalist ateizm diyebileceğimiz bir görüş var. Şimdi teizm açısından alırsak evrenin arkasında rasyonel bir güç var, bilinçli bir güç var. Evrenin yasalarının anlaşılabilir olmasının arkasındaki sebebin bu bilinçli güç olduğunu söylemeniz mümkün. Ama naturalist açıdan doğanın ham maddesine bakarsanız kendisi bir bilince sahip olmayan bir yapı. Ne oluyor da bu yapı yasalı bir şekilde kendini gösteriyordur? Şimdi bilim adamları dikkat edin. Evrende yasalar olduğunu keşfediyorlar. Fakat birçok kimse şu noktayı kaçırıyor. Evrende yasaların olması ayrı bir olay. Ne oluyor da evrende yasalar var sorusu ayrı bir olay. Siz evrende yasaların var olduğunu açıklamakla ne oluyor da evrende yasalar var sorusunu açıklamıyorsun. Cevap vermiyorsun. Aslında bilim adamları evreni tarif ediyorlar. Neden bu yapıda olduğuyla ilgili açıklama için daha derin felsefi açıklamalara gitmeniz lazım. Ha, evrenin arkasında rasyonel bir güç olduğuyla ilgili o çerçeve, mantıksal çerçeve neden o rasyonel yasaların olduğunu da size açıklıyor. Ha, Kur'an'ı açıdan ikinci bir açıklamamız daha da var. Arkasında Allah'ın olması tabii ki en temel açıklama. Ama Kur'an'ın koyduğu temel hayat görüşlerinden bir tanesi bu dünyanın imtihan dünyası olması. Evet. Peki imtihan dünyası olması nasıl mümkündür diye bir soruyu soralım. İmtihan dünyası ancak bizim yaptığımız eylemlerin sonuçlarını biliyorsak mümkündür. Çünkü yaptığımız eylemlerin sonuçlarını bilmiyorsak ondan mesul olmamız düşünemez. Mesela şunu düşünün, bir anne camdan çocuğunu aşağıya atsa onun cani olduğunu, yanlış bir şey yaptığını düşünürüz. Fakat düşünün ki bazen yukarıdan aşağıya bir şey attığınızda balkondan aşağıya düşüyor. Bazen havaya uçuyor. Bazen ona çok iyi geliyor. Çocuk mutlu oluyor. Veyahut da iç organlarına bazen yararlı bir şey yapmış oluyorsunuz atarak. Yani böyle bir yasalar olsaydı. Ha, yasalar yani evrende belli bir yasa olmasaydı yaptığımız eylemlerin sonucunu bilemezdik. Hmm. Yani bazen aşağı atılan yukarı uçardı. Veyahut da bazen yana doğru giderdi. Ve bazen veyahut da aşağıya düşmek biyolojideki o yasalar olması organlara iyi geliyor olabilir. Hmm.
öyle bir ortamda sizin o eylemin cani olup olmadığını değerlendirmeniz mümkün değil. Aslında böyle bir ortamda bizim yapacağımız hiçbir eylemin sonucunu görmemiz mümkün değil. Çünkü yasaların olmadığı bir eylemde yaptıklarımızdan ne sonuç çıkacağını anlayamayız. Yani doğa yasaları ya da bilimsel ön kabulün kabul ettiği yasalar aynı zamanda Kur'an'daki imtihan dünyası şeysiyle de olayıyla da örtüşen bir bilimin yapıda. Olması için evrenin anlaşılabilir olması lazım. Anlaşılabilir olması için yasal olması lazım ve ancak böyle bir evrende imtihan olmanız mümkün. Evet. Bunu yakalayabiliyor muyuz? Ha, Kur'an'ın o zaman şöyle. Kur'an'ın ortaya koyduğu varlık anlayışı, felsefe açıdan ontoloji diyoruz açısından. Allah merkezli bir ontoloji olması bir, evrenin anlaşılır yapıda olmasını destekliyor. İki, imtihan dünyasında olmamızdan dolayı yaptıklarımızın sonuçlarını bilmemiz gerekiyor. O da ancak anlaşılır olan, yasaları olan bir evrende mümkün. Akıl yürütebiliyoruz yani. Tabii. Akıl yürütme başka türlü mümkün olmayacaktı zaten, anlaşılır olmasaydı herhalde. Tabii. Yani sonuçta Kur'an'ın koyduğu çerçeve açısından bakarsak, anlaşılır bir evrende olmamızın, ki bilimin ön şartlarından, ön kabullerinden biri o, mantıksal bir temeli var, bu paradigma sağlıyor. Fakat naturalist, ateist bir paradigma içerisinden bakarsak, bu bir İngilizcesi happy coincidence, mutlu bir tesadüf diyebileceğimiz bir olay. Ve bunun altında ciddi anlamda bunun neden böyle olduğunu söyleyecek hiçbir sebebimiz yok. Bazı işte bilim felsefecileri diyorlar, yani bir yerde diyelim 5 tane taksinin mavi renk olduğunu düşünürsem bunu tesadüf olduğunu düşünebilirim. 50, 100, 200, 500 gittikçe, yani sayı arttıkça tam hep mavi taksi görmemizin orada bir daha üst bir açıklamasını isterim. Yani rastgele değilse. Orada bir, bu kura, açıklama, bir yasadan bahsediyoruz. Evrende mesela şu anda 10 üzeri 60'a yakın elektron var. 10 üzeri 60 tane elektronun her birinin ayrına elektrik yüküne sahip olmasının açıklaması ne? Dikkat edin. Bilim elektronun yapısını tarif ediyor. Ne oluyor da evrende 10 üzeri 60 tane birbirinden bağımsız parçacığın her birinin aynı yapıdadır, aynı şekilde yasalara tabidirin açıklamasını vermiyor. Bu Norman, çok gözden kaçan. Norman Schwartz mı hocam? Norman Schwartz, Schwartz. Alıntı yapmışsınız, ben onu isterseniz izleyicilerimize paylaşayım. Evrende muhtemelen 10 üzeri 60'tan fazla elektron vardır ve bunların tamamının tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olduğunu varsayabiliriz. Her ne kadar aynı sıradaki 5 arabanın kırmızı olmasını tesadüf olarak değerlendirmeye hazır olsam da 10 üzeri 60 cismin, ki 10 üzeri 60 çok büyük bir rakam. Oha, 10 üzeri 60 da öyle büyük bir rakam ki bütün dünyadaki atomların sayısından kat kat fazla. Bütün uzaydaki atomların sayısından fazla. Dikkat edin, elektronların sayısı. Evet. Ve uzayın ne kadar büyük olduğunu düşünürüz. Sırf galaksimizde 100 milyarlarca yıldız var, 100 milyarlarca galaksi var. 10 üzeri 60 bütün evrendeki atom sayısından fazla bir atom altı parçacı olan elektronların sayısı. 10 üzeri 60 cismin tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olmasını benzer şekilde tesadüfle açıklayabilir miyim diye soruyor. Sonra da diyor ki yapabileceğimiz bir şey derince yutkunmak ve şunu söylemektir. Hiç ama hiçbir şey bu gerçeği açıklamamaktadır. Bunu söyleme durumuyla karşı karşıya kalan bir sürü insan karşımızdaki dünyanın tesadüfiliğini tamamen fantastik bulur diye devam ediyor. Bir de Einstein'ın da az evvel siz de değindiniz. Çok güzel bir sözü var kitabınızda. Evrenin gerçek gizemi onun anlaşılabilir olmasıdır. Onun anlaşılabilir olduğu gerçeği mucizedir. Demin buna benzer bir şey daha söyleyeyim. Mesela doğa yasalarının evrensel olması da buna benzer bir şey. Laboratuvara gidiyorsunuz, giriyorsunuz. Orada H2SO4'ün belli şekilde olduğunu anlıyorsunuz. Veya bir yerde DNA'nın nükleotitlerden nasıl oluştuğunu biyolojide anlıyorsunuz. Veyahut da ne bileyim fizikteki aynı yüklü parçacıkların diyelim birbirlerine etkileşimlerin nasıl olduğunu anlıyorsunuz. İşte onlar birbirini itiyorlar mesela, diyelim protonlar çekirdekte. Şimdi fakat bu bulduğunuz yasanın evrensel olduğunu düşünerek bulduğunuzda bir anlamı var. Mesela siz protonların birbirini ittiğini buldunuz, biraz sonra itmese. Nükleotitler DNA'da tamamen apayrı bir yerde hareket edecek olsa başka yerde. Siz o laboratuvardan çıktığınızda veya o gözlemleri yaptığınızdan sonra. O zaman onu bulmanızın bir anlamı kalmaz. Aslında bilim yapan her bilim insanı doğa yasalarının bir zamanda, yani geçmiş zamanda olduğu gibi ileride de aynı şu anda bulduğumuz yasanın geçerli olacağı var, ön kabulüne sahiptir. Bir de burada bulduğumuz doğa yasasının bu dünyanın başka bir köşesinde, uzayın başka bir köşesinde veya herhangi bir yerde o elimizde incelediğimiz şey aynı şey ise aynı sonuçları vereceğine ilgili ön kabule sahip. Öbür türlü yasa denmez zaten. Tabii bunlar olmadan bilim yapmanız mümkün değil. Peki o zaman şu soruyu yine sormamız lazım. Evrenin farklı noktalarında
bu aynı davranışları parçacıklardan veyahut da ne bileyim kimyadaki o kimyasal yapılardan bulmamızın sebebini. Tek tanrı inancı buna yine evrenin arkasında rasyonel bir güç olduğunu söyleyerek bir açıklama veriyor. Ama diğer taraftan mesela tarih boyunca birçok felsefi sistemi düşünüyor. Mesela çok tanrıcılıkta. Çok tanrıcılıkta evrenin ayrı bölgelerine ayrı tanrılar hakim. Ayrı tanrıların hakim olduğu yerde tamamen aynı yasaların geçerli olduğu bir evren bulmanız mümkün değil. Ancak tek tanrının hakim olduğu bir evrende hem böyle rasyonaliteye uygun hem her yerde aynı yasaların geçerli olduğu bir sistem beklemeniz mümkün. Ha bu dikkat edin, bilimin ön kabulü sadece evrenin arkasında rasyonel bir güç değil ve onun tek bir güç olmasını da aynı zamanda bir yandan gerektirdiğini hocam, mesela bu burada görüyoruz. Ben şöyle de düşünüyorum. Şimdi mesela bu ön kabul hem bizi oradan başladıktan sonra yaptığımız çalışmalar bizi bir tek tanrıya götürüyor. Hem de bir tek tanrı olması ancak bizi o tabii ön kabulü yapmaya getiriyor. Yani aslında bu ikisi de birbirine bağlı bir şey. İkincisi her zaman olmuyor. Daha doğrusu birincisi her zaman olmuyor. Yani birincisi her zaman olmuyor. Tabii mesela biz laboratuvarda çok insanla birlikte çalıştık. Bizim gördüğümüzde işte vay ya bunların kuralı her yerde aynı, bunun bir sebebi olmalı. İşte bu bir vahdede karşılık gelir falan diye şey sizin yok. İçinizde düşünce oluşuyor ama şimdi imtihan dünyasının özelliği muhtemelen. Hani felsefi açıdan Caner Hocam biraz önce çok güzel bir noktaya temas etti. Yani ya kaza diyeceksiniz ya bunların hepsinin bir sebebi var diyeceksiniz. Mesela işte daha evvel bir televizyon programında Caner Hocam'ın tartıştığında gördüm bu konuyu. Şu anda içinde bulunduğumuz evrenin bu kadar güzel kurallarla işliyor olmasının materyalist bir açıklaması olarak sonsuz sayıda denenmiş evren ve onlardan bir tanesinde yaşayan bizler gibi bir açıklama var. Şimdi bu bir açıklama değil. Bu aslında bir hani düşünsel bir kaçış. Şimdi buna inanmayı tercih edebilir bir insan. Böyle bir şeye inandığınız zaman bunu yanlışlama ya da doğrulama ihtimaliniz de yok. Dolayısıyla üzerinde kavga etmediğiniz sürece çok bir sorun yok. Yani öbür tarafa gidene kadar bir problem yaşamıyorsunuz burada. Nasıl? Hani buranın sistemi biraz öyle. İnsanlara bir alan bırakılmış. Yani inanın yahut inanmayın, burada yaşamanız çok mümkün. Şimdi bizim programlardan sonra bazen Twitter'da falan bir bozuk çalanlar oluyor. O hocam her şeyi işte bağladınız gene aynı yere falan diye. Vallahi her şey biz aynı. Ben inançlı insanlar olarak bunu görüyoruz çünkü. Hayır, yani gördüğümüzü anlatmak. Şu var. Eğer ki her şey, bir de şunu düşünmüyorlar. Her şeyi yaratan Allah'sa diyelim, onlara göre sağ orada koyuyoruz. Eğer öyleyse zaten her şeyin oraya çıkması gerekiyor. Aynen öyle. Belki biz onu çıkarttığımız için değil, gerçekten her şeyi Allah'a çıkarttığı için bu sonuçlar çıkıyor da bence bir düşünsünler. Biraz ben de bunu biraz merak ediyorum. Mesela sizin söylediğinizden de hocam. Şimdi biz inançlı insanlar olarak diye bir cümleye başlıyordunuz az evvel. Şimdi acaba bilim insanı inançlı olduğu zaman mı böyle sonuçlara ulaşıyor? Yoksa ne olursa olsun objektif baktığı zaman ya da bakabiliyorsa, ya bilmiyorum, belki de bakamıyordur da. Yani biz doğaya objektif bakamıyor da olabiliriz. Onu da bilemiyorum. Ama objektif baktığımızı düşündüğümüzde az evvel Caner Hocam'ın bahsettiği bu ön kabuller, onların bir ilahi vahiy olduğu iddia edilen bir kitapla uyuşması. Hocam yalnız ben tabii bir şey eksik söyledim. Bizi şeye götürür mü? Tamam hocam, size orada ben eksik söyledim, yanlış bir şey söylüyorum, anlaşılmasın diye onu söylemek zorundayım. Buyurun, buyurun. Benim iddiam bu ön kabuller bilim insanlarının zihninde ancak Kur'an'a inanırlarsa vardır şeklinde bir şey değil. Yok, biz çok de zaten öyle ateist, yanlış anlaşılabilir, onu iyi vurgulamadığım için başta vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Şunu biz hepimiz kabul ediyoruz. Ateistler çok iyi bilim insanları da olabilir. Çok iyi ateist bilim tabii insanları da var. Çok iyi dindar bilim insanları da var. Elbette. Benim söylediğim şey şu kitapta. Bilim yaparken belli ön kabuller var. Birçok bilim insanı buna bu ön kabullerin mantıksal zemini nedir düşünmeden sahip. Dikkat edin, ateist olsa sahip. Kur'an'ın ortaya koyduğu teizmin ve Kur'an'ın içeriği bu zihnimizde var olan ön kabullerin mantıksal temeli ni sağlıyor, gösteriyor. Yani yoksa ben bu mantıksal ön kabulleri mantıksal temeli olmadan birçok kimsenin sahip olabileceğini düşünüyorum. Bu aynı ben şeye benzetiyorum, ahlak konusundaki iddiama. Birçok ateistin dindarlar kadar, bazısının dindarlardan daha çok ahlaklı olabileceğini düşünüyorum. Ama savunduğum şey şu her zaman için. Onun rasyonel bir temeli yoktur. Yoksa ateistlerin dindarlardan daha az ahlaklı olabileceğini savunmuyorum. Evet. Ha, buradaki savunduğumuz da şey rasyonel temel meselesi. Yoksa dindarların, Kur'an inananların daha iyi bilim adamı olacağı değil. Hele günümüzde bunu söylemek hiç mümkün değil. Belki 9'da 13. yüzyıl arasında olsa mümkündü de. Günümüzde böyle bir şeyi söylemek hiç mümkün değil. Evet. Yani Kur'an'ın içeriği ve mantıksal temel buradaki şeyimiz. Ama bu çok önemli. Yani
Bir insan sorduğu zaman bir cevap arayacak. Yani felsefe oradan doğuyor zaten bildiğim kadarıyla. Bunlar nereden geliyor? Niyesini sormak biraz felsefenin... Mantıksal alanı. Temeli sorduğunuz tabii. zaman belki de oyun kabulleri bu soruları sormadan kabul ediyor zaten bilinç tabii. altında. O yüzden üzerinde yani duruyorum. Ben mesela laboratuvarda çok böyle çalıştığı için felsefede hiç sormayan adam çok biliyorum. Ben kaç fizikçiye hani, sordum ya hiç aklımızdan geçmiyor bunları sorgulamak tabii. diyorum. Sormayan daha fazla. Tabii sormayan daha fazla. Yalnız işte bu bir belki aşama bir yerden sonra artık bakıyorsunuz hani merak ediyorsunuz bu niye... böyledir. Hani bunun kökeni nedir gibi. İşte burada bir açıklama tercih edeceksiniz. Bir şeye yani iman etmek deyince insanlar hep sanki doğaüstü bir yaratıcıya iman etmeyi anlıyorlar. Ama hayır, yaratıcısız bir evrene inanmak da bir imandır. Sonuçta imanlardan birini seçeceksiniz. Yalnız burada Caner Hoca'nın önemsediğim noktası, son vurgulaması özellikle önemli bence. Kur'an-ı Kerim hangi düzeyde okursanız okuyun. Ben hep aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum ama tabii felsefe olarak ifade edince daha bir güzel oluyor. Hangi seviyede okursanız okuyun sizi bilmeye zorluyor. Yani sizi bu dünya hakkında, bu kainat hakkında, özellikle kendiniz hakkında bilgi elde etmeye yönlendiriyor. Bunu tavsiye ediyor. Hatta bunu açık açık emrediyor çoğu yerde. Hocam bunu söylediğiniz çok iyi oldu. Cümle var mı devamı cümlenizin? Çünkü ben bu konumuzun bölümümüzün başında ayeti girmeyi unuttum. Lütfen keşke öyle başlayalım. Şimdi hemen yeri gelmişken girelim mi? Aynen. Sonra devam edelim. Ayetimizi izleyelim. Göklerin ve yerin tüm yönetimi Allah'a aittir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün peş peşe gelişinde sağlam duruşta olanlar için göstergeler vardır. Onlar ayakta, otururken ve yanları üstündeyken göklerin ve yerin yaratılışını düşünerek Allah'ı anarlar. Derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sana içten boyun eğeriz. Bizi o ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 189 ila 191. ayetler. Evet, ayetimizi izledik. Hangi ayetimizi izledik? Ben buradan tekrar bir şey yapayım. Ali İmran Suresi 189-191. Hatta sizin kitabınızda da kimdi hocam o şeyle ilgili? İbn Heysem mi Biruni mi o ya? Biruni. Ali İmran onu... 191'den dolayı şey yapmış. Beni bu bilimsel çabama sevk eden ayet bu Ali İmran Suresi'nin bu ayetidir diyor. Onu şimdi buluruz kitaptan. Biz 189'da 191. ayetleri evet, tamamlamış. Evet, Biruni. Tabii beni bilimle uğraşma sebebim bu ayettir diyor ama tabii genel olarak Kur'an'ı kastediyor. Özellikle bu ayetin içeriğini veriyor ama Kur'an'daki bu ayetin içeriği Kur'an'da birçok başka yerde de karşımıza çıkıyor. Bir de tabii Biruni öyle bir şey ki küresel trigonometri üzerine buluşlar olan antropolojik metodu bildiğimiz kadarıyla bilim tarihinde ilk uygulayan bu antropolojinin modern dönemde uyguladığı metotlarla o dönemde Hindistan'ı anlamaya çalışan matematik, fizik, antropoloji alanları dışında daha da birçok ayrı alanla ilgilenen ve bütün bunlardaki motivasyonunun yine dediğim gibi Kur'an'daki ayetler olduğunu söyleyen bir kişi. Hocam bu şeyle Caner Hocam'ın az evvel ahlaki konu, yani mesela ateist de ahlaklı olabilir, hatta daha ahlaklı olabilir inançlı birisinden ama bunun rasyonel temeli yoktur demişti. Biraz sizle oradan devam edelim mi? Çünkü son programımızda da sizin bu kitabınız daha çok ahlaki boyutuyla ilgiliydi. Orada bahsettik ama o ahlaki bölümde bir giriş yapalım. Ben sadece kısa birkaç şey söyleyeyim. Buyurun. Müsaade ederseniz tabii, şeyle ilgili. Şimdi aslında bir örneğini verdiğimiz zaman da yani yine güçlendirdi o kafamdaki şeyi. Şimdi bazen insanları inançları bilim yapmaya teşvik ediyor. Bazen de bilim yapmak insanlar inançlı yapabiliyor ya da işte hiç inançla alakadar etmeyebiliyor. Yani dolayısıyla bunun bir sabitesi yok aslında. Yani bu bireysel bir şey. Yani o anda insanın oradan belki duygusal anlamda tabii yani hissettiği bir şeyle ilgili. Ama mesela birinin örneğinde olduğu gibi ya da mesela Newton'da da var aslında. Hani Enes'in kitaba bakacak olursa izleyicilerimiz evet. Orada da vurgulanan bir şey bu. Mesela Newton aslında teoloji üzerine yani ilahiyat üzerine yazdığı şeyler bilimsel konular üzerine yazdığından çok daha fazla. Ve hatta kendini bir teolog olarak tanımlıyor. Ve hatta şöyle bir şey kullanıyor bakın yani diyor ki benim çalışmalarımı yaparken, bilimsel çalışmalarımı yaparken Tanrı inancının
güçlendirilmesi için bu çalışmalarımın kullanılması kadar beni memnun edecek bir şey yoktur diyor. Mesela normalde hani şey diye düşünülür, yani bir bilim adamının hani işte objektif olması lazım ya da işte inancı karıştırmaması lazım diye, ama hani bilim bu, dediğimiz bu zaman... Bu dönemde biraz öyle galiba, evet, hocam. Evet, tabii zaten oraya gelmek istiyorsun. Yani Bacon'da falan da mesela bakıyorsunuz, yani hem Allah'ın indirdiği ayetleri, yani kutsal kitap ayetlerini, hem de evrende yaratmış olduğu ayetleri ve tam yetkin olmak isteyen insanın bu ikisine birden yönelmesi gerektiği, ki hocam daha bir Darwin'in herhalde Türlerin Kökeni kitabının girişinde alıntıladığı bir şeydir bu Bacon sözü, evet, Francis Bacon, evet, sözü. Dolayısıyla aslında yani bilim ve inanç arasındaki ilişki tarih boyunca hep bu şekilde gelmiştir. Çünkü şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani bir insan eğer ki bir yaratıcı inanıyorsa, yaratıcının insanlara inzal ettiği, indirdiği ayetlerle evrende yarattığı ayetler arasında bir çatışma olmaması gerekir. Ya bu hakikaten de düşünülebilir bir şey de değil zaten. Yani mesela şunu da düşünemiyor insan. Ya bizi bir Allah yarattı diye inanan tek tanrı dinine, hatta belki Müslüman olan birisi, ya ben inanıyorum artık benim bilimle falan bir işim olamaz demesini de ben mesela düşünemiyorum. İşte yani belki de en son diyecek kişi inanan insanlar. Çünkü hani Sinan hocam dikkat çekti. Yani özellikle Kur'an-ı Kerim'den hareketle söyleyecek olursa, yani Kur'an-ı Kerim'de her fırsatta insanların dikkati evrene çekiliyor. Hatta mesela Ankebe suresi 20. ayeti meşhur. Yani özellikle hocamın alanına girdiği için, yani yaratılışın nasıl başladığına bakmıyor musunuz evet, diyor. Yerlere göklere bakmıyor musunuz? Biruni'nin dediği gibi beni de kamyon çarpar gibi çarpan ayet bu olmuştu yıllar sonra. Hiçbir biyolog gözüyle bu ayete bakmak aklıma gelmemiş senelerce. Evet, bu mesela ben aynı ayeti şeyde kullandım. Ankebut 20'deki ayeti. Mesela gözlem yapmak önemlidir bilgiye ulaşmada diye Kur'an'da bir ön kabule de destek var. Şimdi günümüz biliminde gözlem yapmak çok ön plana çıkmış bir şey. Ama tarihsel süreçte baktığımızda, iki hocamın da dikkat çektiği Ankebut suresindeki ayetin yol açacağı zihin yapısı insanlarda yok. Birçok kimse matematikte olduğu gibi masa başında, çünkü matematikte gerçekten masa başında bir şeyler ve çok önemli şey üretebilirsiniz. Felsefede de mesela zihin deneyleri yapabilirsiniz masa başında. Birçok şeyi gözlem yapmadan tartışabilirsiniz. Ama gözlem yaparak bir şeyleri temel alma birçok kimsenin yoğun olarak başvurduğu bir metot olmamış. Bunun önündeki önemli şeylerden biri, bir, bunun önemi anlaşılmamış. İki, bazı kimseler tarih içerisinde belli kimselerin otoritesini o kadar büyütmüşler ki o zaten bize her şeyi açıklamış. Benim artık bir şey anlamama gerek yok demişti. Bununla ilgili mesela bilim tarihinde çok güzel bir örnek vardır. Büyük ihtimal hayali bir örnek, gerçek olmuş bir olay olduğu şüpheli. Ama yine de belli bir dönemin zihin yapısını anlatması açısından önemli. Birine soruyorlar, diyorlar ki atın kaç dişi var diye. At da orada duruyor, hep atlar içerler. Adam diyor ki şu Aristo'nun kitabını açalım da bakalım atın kaç dişi var diye. Şimdi bu çok Aristo'nun... Çok örnek değil bu yalnız. Yani yaşıyoruz. Aristo'nun kitaplarına belli bir dönemde öyle bir güven oluyor ki deneyle, gözlemle olayları anlamaya çalışmak yerine o kitapların otoritesinden her şeyi anlayabiliriz diyorlar. Evet. Kur'an Allah'tan olduğunu söyleyen bir kitap. Hocam, kendisinin... Buyurun. Kendisinin doğruya ilettiğini söylüyor. Ona rağmen ben size bu evrenle ilgili her şeyi söyledim. Bütün bilgiler evrenle ilgili bendedir demiyor. Dışarıda. Gidin işte gözlem yapın, çıkın, bakın ve onlardan sonuçlar çıkartın diye alenen evrene gönderiyor. Bak, burası çok önemli. Hatta yani, siz o şeyleri, ayetleri güzel gruplamışsınız kitabınızda da. Sadece mesela evrene değil, işte olaylara, tarihe, tabii, geçmişe, paleontolojiye, sizin de gayet, tabii, güzel belirttiğiniz gibi vurgu yapan, yönlendiren ayetler var. İsterseniz hocam bir ara vermemiz gerekiyor şimdi. Ben az evvel Ankebut 20. ayet bizim 4. VTR'miz inşallah. VTR'lerin önüne geçmeyelim. Önce VTR'den inip sonra bir söyleyelim. Tamam, başında girecek inşallah. Ben unutuyorum hocam. Bir şey, tekrar tesistir. İyi olur. Fakat şimdi şeye çıkarken ben Ankebut 33-35 arasını buradan okumak istiyorum. O VTR'lerimizde yok. Evet. Buradan okuyayım. Çünkü az evvel sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili. Mesela şöyle diyor. Elçilerimiz Lut'a gelince onu sıkıntı bastı, içi daraldı. Dediler ki korkma, üzülme. Seni ailenle birlikte kurtaracağız. Küller altında kalacaklardan olan sadece karındır. Biz bu şehrin halkı üzerine bir pislik indireceğiz. Dedikten sonra ayet 35. ayet şöyle hocam. O şehirden geriye düşünen bir topluluk için açık bir belge bıraktık. Yani bu gidin onu bulun demek. Bunu araştırın. Bu sizin için orada duruyor demek. Ama bunu... Aynı başka ayetlerde tam tabii, dediğini söyleyen ayetler tabii, tabii, var. Tabii, onlar var. Yollarınızın üzerindeler, gidip oraya bakmaz mısınız? Oradan ibret almaz mısınız? Var. Mesela Hicr suresinde var. Şu anda TRT'de
Bir tane Kur'an coğrafyası üzerinden... Hocam biraz geç kaldık. Ben tamam, kesmeyeyim cümlenizi. Sonra devam edelim. Tamam. Aradan sonra devam edelim. Evet. Biraz sonra tekrar birlikteyiz. Yükselen Sözler devam ediyor sevgili izleyiciler. Profesör Doktor Caner Taslaman, Doçent Doktor Sinan Canan ve Yardımcı Doçent Doktor Emre Dorman ile birlikteyiz. Emre Hocam sizinle devam edelim. Bir yarım bölüm kalmıştı. Sizin o bölümümüzü alalım. Sonra ayetimizle gözlem konusuna geçelim. Buyurun. Yani bu bilim insanlarının inançlı olup olmaması meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyordum bu arada. Şimdi aslında tabii din ve inanç arasındaki ilişki konuşulurken, din ve bilim arasındaki diyelim, ilişki konuşulurken hangi dinden ve hangi bilimden bahsettiğimiz çok önemli aslında. Evet. Şimdi çoğu bilim adamını belki biz oturduğumuz yerden ya bu kadar bilimle ilgilenip bu kadar evrendeki delilleri tanık edip nasıl inanmıyor diye eleştirebiliyoruz. Hı-hı. Halbuki o insanlara anlatılan dinin ne olduğu sorusu çok önemli burada. Yani muhtemel ki küçüklüklerinden itibaren fabrikasyon diyebileceğimiz türden bir din anlatımıyla karşı karşıya kalmış bu insanların çoğunluğu. Eğer ki gerçekten ön yargıları yoksa ya da kasıtlı olarak pozisyonlarını inançsızlık üzerine bina etmedilerse bu fabrikasyon, uydurulmuş din anlatımı sebebiyle insanlar bilim yaparken dine karşı mesafeli oluyorlar. Bilim yaparken bilimi inançla bağdaştırma imkanına sahip olanların büyük çoğunluğu ise dikkat ederseniz inançları vahiy ile inşa olmuş insanlar. Yani doğrudan doğruya Allah'ın indirdiği ayetlere yönelmişlerse olmuşlar, eğer, evet. Onlarla muhatap olmuşlarsa Allah'ın indirdiği ayetlerin kendilerine kazandırmış olduğu o zenginlikle evrene ve bilimsel faaliyetlerine yöneliyorlar. Ve aslında bunlar birbirlerini tamamlayıcı oluyor. Belki mesela işte bilim olgularla ilgileniyor. Olgularla karşılaştığı zaman niçin gibi bir soruyu sorduğunda belki işte o zaman ayetten faydalanabiliyor, vahiden faydalanabiliyor ya da felsefeden faydalanabiliyor ve zenginleşiyor malzeme. Bir de aradaki uyumun görülmesi kadar ikna edici bir şey olacağını ben zannetmiyorum hocam. Yani evet. Şimdi Allah'ın ayetlerindeki, indirdiği ayetlerindeki söylemlerle ya da konularla yarattığı ayetlerdeki uyum bir araya geldiği zaman onun karşısında durabilecek bir şey yok yani. Şimdi Erdem Hocam hem öyle hem de aynı zamanda insana verilmiş olan akıl melekesini düşündüğümüz zaman aslında akıl da hem indirilen ayetleri hem de evrende yaratılan ayetleri anlamak üzere donanımlı kılınmış. Yani bundan dolayı akılla da çatışması olması söz konusu değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Allah bir vahiy gönderecek ama akılla çatışacak vahiy. Allah evrende bir takım izler, işaretler, belgeler yaratacak. Ama akıl bunları kavrayamayacak, akıl da çatışacak. Dolayısıyla aslında hani aklı da felsefe olarak denilmiş. Emre Hocam biraz araya gireyim de daha biraz. Yani çatıştıranlar da bir tek ateistler olsa gam yemeyeceğiz. Yani sıkıntı olur tabii. Ya gam yemeyeceğiz. Yani sonunda yani biz Müslümanların bir kısmından bilin dinin akılla makılla ne alakası vardır lafını. Yani neredeyse bazı ateistlerden duyduğumuz kadar duyuyoruz. Aşağı yukarı eşit oranda duyuyoruz. Ne yazık ki. Ya bu şey örneği verilebilir bunda mesela. Yani biliyorsunuz meşhurdur Osmanlı'da hani gözlemevi yapılır. Bilimsel faaliyetler yapılır. Astronomik gözlemler yapılır. Ve dindar insanlar da buna katılırlar. Hatta Şeyhülislamlar bilim ve din ilişkisi üzerine belki bir takım hani vaazlar verirler. Hı hı. Ama aynı mantık bir anda ciddi anlamda bir sapmaya uğrar. Birileri kalkıp der ki bu teleskoplarla melekleri röntgenliyorlar, melekleri gözlemliyorlar diye. Bu sefer o gözlemevi denizden, gemilerden atılan toplarla yıkılır. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bu tamamen dini nasıl anladığınız, nasıl algıladığınızla alakalı bir şey. Yani bizde maalesef ki dikkat edersiniz toplumumuzda en çok bilinen 3 şey vardır. Bunlardan bir tanesi dindir. Bir diğeri spordur, bir diğeri de siyasettir. Biz yani din, spor hatta ve siyaset spor konusunda... Hatta spor da futboldur. Evet, yani. Mesela curlingle alakalı. Yani biz mesela gerçekten dini çok iyi bildiğimizi zannederiz. Dini konularda çok ahkam keseriz yani toplum olarak. Ama maalesef ki belki de en cahil olduğumuz konu din konusudur. Çünkü kulaktan dolma, atalardan gelme bir din anlayışına sahibizdir. Şimdi böyle fabrikasyon bir dinle... Zaten insanların bilimi örtüştürmesi çok İmkansız makul bir şey değil, beklenebilir bir şey değil. Yani bir ortalama diyelim işte pozitif bilimlerle ilgilenen bir bilim adamını veya öğrencilik yıllarından düşünelim. Doğrudan mesela işte biyoloji sınıfında bir öğrenciyken bir inanan insanın doğrudan işte evrimi hiç bilmeden doğrudan buna bir karşı çıkması. Yani
o insanın pozisyonu bir anda mesela ya din demek ki buna doğrudan karşı çıkıyor. O zaman ben işte bilim yapacaksam eğer bu dini bundan uzak tutmam gerekir. Onun manevi dünyamda, gönül dünyamda. Evet. Yıllarca vakit kaybım bu işte. Yaşadığım bir hepimizin şey olması gerekiyor. Hocam, bizim yani. Yani. Mesela yani, ben özellikle biyolog olarak bu vakit kaybım birebir yaşamıştım. Ya diğer alanlarda fizik, kimya diyelim mesela bu alanlarda da eğer ki bilimsel bir uğraş içerisindeyseniz eğer ki Allah'ın en küçüğünden en büyüğüne kadar yani anne rahmindeki oluşumlardan gökyüzündeki oluşumlara kadar dikkat çektiği ayetlerle eğer ki hemhal olmadıysanız yani onlarla muhatap olmadıysanız o zaman dini sadece ahlaki konulardan ibaret. Namazın nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, hacca nasıl gidileceği ve haçta neler yapılacağından ibaret bir olgu olarak algılarsın. Hatta onları da belli bir yaştan sonraya evet, atmak kaydıyla kesinlikle. Yani. Din sadece insanların ahlaki davranışlarıyla ilgilenen bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu evrene yönelik olarak ve bu yaratılışın izlerini kavramaya yönelik olarak herhangi bir yönlendirmesi yoktur dinin diye düşünürsünüz. Eğer biraz bilime merakınız fazlaysa zaten o dini bir kenara bırakmanız kaçınılmaz olur. Olur bu noktada. Evet. İki tane ben hani temel sebep geliyorum. Ben İslami camiadan gelip de akılla ilgili sorunlu olanlara. Bir, İslami camianın bir kesimi Kur'an'a güvenmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Biz böyle akıl, bilim bunların ilişkisine bakarsak hani bilim falan filan akılcılık bizi tepeler diye endişe ediyorlar. Çok ateistlerin yaptığı tabii, şey gibi gözüküyor ya. Yani ateistler bunlarla başarılı oldu veya olur zannediyorlar. Kur'an'a güvenmemelerinden. Tam da sizin bu kitapta bahsettiğiniz onunla alakalı bir bölüm var. Bana göre bu tamamen boş bir şey. Bütün çalışmalarının bunun niye boş olduğunu tam tersine biz akılcı yoldan gittiğimizde hem Allah'ın varlığının delilleri ve hem Kur'an'a neden güvenimizi bağlayabilirizin birçok delillerin olduğunu savunan biriyim. Bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir de ikinci bir sebep var. İkinci bir sebep de şu. İnsanlar eylemde bulunurken mecburen akıllarını kullanıyorlar. Birisi size aklını kullanma diyorsa aslında birisi sizin yerinize nasıl eylemde bulunacağınızı düşünecek de size söyleyecek gibi bir şey çıkıyor onun altında. Zaten aklını kullanma diyen de o sırada aklını orada bir şeyhler, bir yüceler, bir falanca büyük abiler, bir şeyler var. Orada bir X kişiler var. Yani sen aklını kullanma, bu işte akılla yürünmez demek. Ha, o aklını kullanıyor, seninkini kullanıp ne yapacaksın? Demenin değişik bir söylencesi. Evet. Yani insanların başkasının emrine vermek için, başkasının kölesi yapmak, onu onun hizmetine sunmak için. Yani kendi tek gemileri yürüsün diye birçok kimseye aslında aklını kullanma deniliyor. Böyle bir gelenek oluşturulmuş. Hocam, bu tabii ikisi de bizim başımızın belası. Hocam şimdi evet, müsaade ederseniz ben bir başka bir kitaptan şöyle bir bölüm okuyacağım. Mesela şöyle deniyor. Denebilir ki Kur'an'ın Allah'a ilişkin söyledikleri hakkında uslamlamalar ve rasyonelleştirme çabaları son kertede güdük kalmaktadır. Burada iman, imancılık ya da imansızlıktan ibaret iki seçenek söz konusudur. İmancı yaklaşıma göre Kur'an Allah kelamıdır ve dolayısıyla Allah'ın kendine ait fiilleri hakkında söyledikleri aklen izah edilebilir olmasa da hikmete hamledilmelidir. Burada sorgusuz sualsiz bir teslimiyetçilik vardır. Bundan başka bir şekilde Müslüman olmanın imkanı da pek yoktur zaten. Çünkü Kur'an'a baktığınızda ben Allah kelamıyım diyor. Böyle olduğunu nereden bileyim diye sorduğunuzda çünkü Allah kelamıyım diye cevap veriyor. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi cevap veriyor Kur'an? Bu evet çok söylenen var bir şey. Var mı? Hayır bu, yani böyle bir şey bu Kur'an'a bir iftira. Yani ben tabii, bunu her şeyden önce söyleyeyim. Bu bir iftira Allah'ın kitabına. Bunda hiç şüphe yok diye de ekliyor. Bu da iftira. Oysa bu daha önce de belirttiğimiz gibi düpedüz bir totoloji yani bir şeyin kanıtının yine aynı şey olmasıdır. Bu noktada aklı ve akli sorgulamaları askıya alıp sorgusuz sualsiz iman etmedikçe böyle bir kanıtlamanın hiçbir geçerliliği yoktur. Diğer bir deyişle Kur'an'ın Allah sözü olduğuna iman etmeyen birinin bu bir ilahi kelamdır. Bunda hiç şüphe yok mealindeki ayetlerin hiçbir anlamı yoktur. Bunu söyleyen hocam bir Kur'an üzerinde çalışan bir kişi Mustafa Öztürk, hı-hı, profesör. Yani şimdi biz bunları söylüyoruz ama siz isterseniz bu konularda şey yapmayabilirsiniz, yorum yapmayabilirsiniz ama ben özellikle bizim programımızın, benim programımın, bugün programın sonunda da inşallah söyleyeceğim. Bu dönemdeki alameti farikasının tarihselcilik denen dini, batıl dini ortaya çıkarmış olması olduğunu düşünüyorum. En azından evet, farkında bir hali, insanların farkındalığını artırmak bakımından. Şimdi şeyi de söyleyelim, tarihselcilik önemli bir başlık. Fakat bu söylenen ifadeleri tarihselcilikten bağımsız olarak da söyleyen kimseler tabii, var. Tabii. Yok, ben zaten örnek olarak verdim. Tarihselciliğin ayrıca buna ben ek yani, ilave şeyleri de var. O kitabı okumadım. Başının sonunu bilmiyorum. Yani
hani Mustafa'yı ya da cevap olarak değil ama buna bir cevap olarak söyleyeyim. Yani Kur'an'a sadece imancılıkla gidilir iddiasına cevap olarak söyleyeyim. Kur'an birçok ayette diyor ki haydi onun benzeri bir sure getirin. Başka bir yerde diyor ki Kur'an haydi onun benzeri 10 sure getirin. Evet. Bunu yapamaz. Birçok yerde bu tip meydan okumalardan sonra diyor ki haydi eğer ki bunu yapamazlarsa bilin ki onlar işte yalancılardır diyor. Kur'an meydan okumalarından şimdi. Şimdi meydan okumak ne demek? Onu dinlemek lazım. Bu bir imancılık mıdır? Yani sen buna sadece iman et hiç sorgulama git mi demek? Teslimiyet yani. Eğer ki bunun Allah'tan olmadığını iddia ediyorsan bak bunun surelerinde belli bir özellikler var düzenlenişinde, edebiyatında ve her neyse özellik. Haydi bunun benzeri bir tane sen de getir görelim diye davet etmek aslında tamamen kendine bir güvenin, akılla sınanmanın ve belli kriterlerle sınanmaya hazır olmanın göstergesidir. Yani bundan daha açık bir meydan okuma ne olabilir? Kur'an buna benzer kaç yerde meydan okuyor? Eğer ki Allah'tan başkasından olsaydı içinde birçok çelişkiler bulurlardı diyor. Evet. Hani Kur'an'ın içinde... Hocam zaten o bahsedilen tamam. Soruya Kur'an'ın verdiği cevapları biz işte VTR'lerimizde verdik. Evet. Daha da vereceğiz. Şimdi mesela ona bir tanesini daha gireceğiz. Yani Allah... Kur'an Allah'ın kitabı mıdır sorusunun cevabı olarak evet öyledir diye bir cevap vermiyor. Evet. Etrafınıza bakın aradaki uyumu görün diye bir cevap veriyor. Şimdi bana göre Kur'an'ın 3 tane oradan yani en azından 3 tane şeyde gruplayabileceğim tip cevap var. Bir Kur'an kendi iç tutarlılığından hareketle bir cevap veriyor kendi iç yapısından. 2 evrendeki ayetlerin Kur'an'ın ileri sürdüğü tezleri doğrulamasından. 3 fıtratın yani insan yaratılışının. Bunlara doğrulamasından evet, cevap daha önceki mesela 30 Rum suresi 30. ayette ona işaret ediyor. Yani Kur'an'ın en temel hakikatlerini fıtratın doğrulaması. Bana göre de bu Kur'an'ın iç yapısı yani vahiy artı evren artı fıtrat yani insanın iç yaratılışı bunların üçü de ayrı ayrı Kur'an'ın ortaya koyduğu en temel tezleri doğrulamakta. Ayrı ayrı bunların doğrulamalarının verdiği birlikse aslında buradaki tezlerin gücünü ortaya koymaktadır. Yani ben şahsen aşağı yukarı bütün çalışmalarını buna... Zaten dinin tanımını yapıyor hocam evet. Rum suresinin 30. ayetinde. Sizin de daha önce yaptığınız tabii, programda tabii. Asıl üstünde durduğumuz ayet ve hatta hı-hı. Benzer Fussilet 53. Ayet vardı. O ama şeydir bu yani bu Mustafa ile sınırlı bir şey değil. Yok, böyle zaten, bir yaygın. Şunu da söyleyeyim. Zaten, hani tarihselcilik çünkü ayrı bir konu diye düşünülebilir. Yani tarihselciliğin dışında... Kur'an sadece inanıp inanmamak bir iman meselesidir deyip de tarihselciliğe çok karşıt olan da birçok kimse var. Vardır yani, hocam. Var şöyle tabii. Diyeyim. Tarihsel, hayır, ben... böyle, bu tarz bir imancılık. Şimdi imancılığı da iyi anlatmak lazım. Yanlış anlamasınlar. İmancılık bu batıdaki fideizmin Türkçe tercümesidir. Çünkü iman Kur'an açısından makbul bir şeydir. İman emin olmak demektir. Şimdi imancılık deyince batıdaki tabii Türkçe'de imancılık diye çevirmişiz o iyi çevirimi. Bence fideizm diye bıraksa mıydı keşke orada yanlış anlamalara vesile oluyor. İmanın kökeni akıl da olabilir. İman bir zihin durumuyla alakalı bir yapıdır. Bir tamam, şey emir işte olmamış. Tarif edilen ha. De onun ama, öyle olmadığı. Ha. Ama geri kalanı söyledi. Bunun kökeninin ne olacağı tartışma konusu. Akıl da olabilir o imanın kökeni. Aileden duydukları da olabilir. Veyahut da bilemediğimiz bambaşka psikolojik bir sebep de olabilir. Hı hı. Ama Kur'an'a bakarsak, Kur'an akılcı açıdan açıkça meydan okumaları bu imanın akla ters olmadığını, aklın verilerinin bunu teyit ettiği yönünde de vurgulaması var Kur'an'ın. Yani hocam şundan dolayı ben bu bölümü okudum. Çünkü sizin eserlerinizi okuduğumuzda ve baştan beri yaptığımız konuşmaları yaptığımızda buradaki söylemlerle taban tabana zıt bir sonuca ulaşıyoruz. Şimdi tabii yani bu taban tabana zıt sonuca ulaştığımız zaman o zaman izleyicilerimiz haklı olarak ya bunların hangisini ben temel kabul edeceğim? Bir şey söylemek isterim. Buyurun. Şimdi biz bir ay kadar önce yaklaşık Mustafa Hoca ile beraberdik. Senin de kulaklarını bu arada çok çınlattık Asim beraber konuşurken. Selamlarımı söyleyin hocam. Sağ olsunlar. Ben de onun kulaklarını çok çınlatıyorum karşılıklı. Evet, Çukurova'da. Ben de zaten böyle karşılıklı çınlatıyoruz. Burada da eğer seyrediyorsa da selam yolluyorum. Şimdi diyalektik ilim de iyidir ortaya çıkmak hocam. Şimdi 1000 senedir neredeyse ya da şöyle bir temiz herhalde 500 senedir. İslam felsefesi anlamında Kur'an'ın tabiata bakılarak yorumlaması, tabiat bilimleri ışığında İslam'ın yeniden anlaşılması dışında yaprak kımıldamamış bir coğrafyadayız. Yani oldukça ciddi bir zihinsel tembellik altındayız. Şimdi bundan sonra şu anda gerçekten ben de hani biraz da insan dönemini abartma eylemindedir ama hakikaten içinde bulunduğum dönem bana tuhaf geliyor. Herkeste bir takım fikirler yükseliyor.
yükselen sözler. Mesela sürekli insanlar tekrar bir daha yeniden başlamak, bir daha her şeyi yeniden düşünmek ihtiyacındalar. Ben şimdi açıkçası bu tarz özellikle marjinal fikirleri önemsiyorum. Yani katılayım katılmayayım, zihnimizi açmaya zaten vesile işte buradan oluyor. Zaten kenar meselesine giriyoruz hocam. Aynen. Çok güzel. Şöyle hiç üzerinde düşünmediğimiz bir ilahi mesaj var. O mesaj aslında her birimize gelmiş bir mesaj. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim metodolojisi uzmanı falan değilim. O ciddi bir bilim alanı. Fakat bir Müslüman olarak buna o gözle bakıp ben kendimce biraz önce senin de söylediğin evrende gördüğüm, bilim gözüyle gördüğüm şeylerle inandığım dinin mesajı arasında bir çelişki var mı? Ona bakmaktan beni alıkoyan bir şey var mı? Aklımla çatışan bir şey var mı? Sürekli buna zaten bakıyorum. Yani içimde bir şey sürekli bunu kontrol ediyor zaten. Ve ben uzunca bir süredir bana öğretilen bir takım, daha doğrusu belletilen bir takım geleneksel şeyleri döktükten sonra üzerimden yolda, kazara, hani isteyerek yaptığım bir şey değil ama onlar döküldü. Döküldükten sonra saf haliyle yani Kur'an'ın mesajının bana sadece hız verdiğini görüyorum. Yani bu işleri yaparken sadece bana hız kazandırıyor. Ve ne kadar bilirsem o kadar hız kazandırıyor. Öyle bir güzelliği var. Şimdi bunun üzerine yani bu yapılan tartışmaların her biri bence aslında mühim. Söylenen her şey mühim. Ve muhtemelen her birinde aslında dünyadaki 7 milyar insanın şu elimizdeki ilahi mesaja baktığında görebileceği belli bir bakış açısının nüvesi gizli. Ve 7 milyar gözün baktığı şekilde baktığımızda belki biz hakikat mesajı biraz daha iyi anlayacağız. Ben şimdi şahsen hani ne kadar bir konuda uzman olursak olalım, kim olursak olalım, Allah'ın mesajını onun murad ettiği şekilde anlama iddiasında bir insanla karşılaşmayı beklemiyorum. Yani öyle bir durum olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten o zaman kapatıp bir kenara kaldırmamız gerekiyor. Mesela benim bulabildiğim yöntem herkes kendi hayat penceresi ve uzmanlık gözlüğünden inandığı dinin mesajını anlamak ve onu tekrar hayata yansıtmak, tekrar bir şekilde tercüme etmek, tefsir etmek, yaşayarak tefsir etmek durumunda. Yani böyle yaptığımız zaman tabii ki mesela işte bir felsefeciyle, bir ilahiyatçıyla, bir bilmem başka biriyle benim gördüklerim farklı olacak. Ama işte müsaademeyi efkardan bari ayı hakikat doğar sırrınca biz bir araya gelirsek, ya bunları sağlıklı bir şekilde konuşabilirsek bence buradan çok şey çıkacak. Mesela bu kitaptaki ifadeleri ben de çok sert buldum. İlk görüştüğümüzde Mustafa Hoca bana vermişti. Muhabbet ettiğinizde çok daha değişik şeyler çıkıyor. Yani hocam tabii ki öyledir. Yani, ama yazdıklarıyla çok derinlik uzunca bir süredir dediğim gibi yaprak kımıldamayan bir yerde bence her görüşün kıymeti var. Hocam şimdi tamam ya, şimdi meselemiz sorumuz konumuz o değil. Ben o konuyu neden yaptım? Çünkü tam bir çelişki var arada. Yani tam bir zıtlık. Burada bahsedilen ifadelerle bizim bugün programda bahsetmeyi düşündüğümüz, anlatmaya çalıştığımız konu birbirine taban tabana zıt. O yüzden bunu ortaya koymak istiyorum. Bir, ikincisi ben biraz belki yakın olabilirim ve onu birazdan açarız. Hani tamam, yok, bir, tamam biraz hocam, ufak bir hani şeyim olabilir. Olabilir tamam. Ama zaten şöyle bir durum var. Şimdi bu açıdan bakıldığında yani çünkü Mustafa Hoca da ve onun benzeri mesela İlhami Hoca var, devamı var, daha pek çok aynı görüşte kişiler var. Bunlar aynı zamanda bizim de takipçilerimiz, yani aynı kitleye seslendiğimiz kişiler. Bunlar da Kur'an'dan konuşan insanlar ya da en azından kendileri öyle olduğunu söylüyorlar. Ama şimdi bu kişiler, bu izleyiciler, bu takipçiler takip ettiklerinde ya Allah Allah bu ne alaka, bu tam tersini söylüyor, bu da tam tersini söylüyor. İkisi de Kur'an'dan mı bunlar? Kur'an yine Kur'an ayeti var ya, onlar sözü dinlerler, en güzelini uyarlar. Tamam, işte, millet de bizi dinleyecek, onu dinleyecek, tamam, karar işte, verecek hocam, hangisini. Mesele bu ayeti söylemekti. Bu ayet çok önemli gerçekten. Evet. Yani o sonuçta feraset, yani müminin feraseti de önemli bir parametre. Hani bunların ortada gezmesi güzel. Mesela en azından üzerine konuşacak hocam, şeylerimiz oluyor. Hocam zaten güzel olduğu için burada. Yani şu an ben söylemeseydim muhabbet. Burada hocam yalnız şöyle bir şey var bence. Yani ben de açıkçası Mustafa Hoca'nın orada tam olarak ne kastettiğini, yani kitabı okumadığım için şu anda önyargılı şey yapmak istemem ama. İlahiyatçıları biliyorum ama diyorsun. Ha, yani şöyle bir şey var. Şimdi mesela bu pasajı okurken hocam siz kime ait olduğunu söylemeseniz ve oradaki Kur'an diye geçen ifadeleri de okumasanız muhtemelen bunu bir Hristiyan teolog mesela yazmış olabilir diyebilirdim. Niye? Çünkü Hristiyanlık gerçekten ancak imancılık üzerine kurulduğu zaman kabul edilebilecek bir dindir. Yani dogmatik bir... Şimdi bakın kesinlikle böyle. Yani Hazreti İsa'ya vahyedilmiş halinden son derece sapmış bir maalesef dinden bahsediyoruz. Yani özünden ciddi anlamda uzaklaşmış bir din.
Vahiy metni olarak ortada mevcut en azından dört temel İncil'i esas alacak olursa kendi içerisinde bir takım tutarsızlıklar barındıran bir metin söz Mustafa konusu. Mustafa zaten Kierkegaard'dan alıntı yapmış o da. Yani dolayısıyla hocam, şimdi... Rudi Paret'in bir pasajı var orada bir de arkasında bir aynen katılır böyle gibi bir, falan diyor. Yani. Yani Hristiyanlık bazında düşündüğümüz zaman böyle kendi içerisinde akılla, yaratılışla çelişen ancak iman edildiği zaman kabul edilmesi mümkün olan bir din açısından evet bu doğru. Ama işte Kur'an-ı Kerim i̇şte, bu noktada bunun öyle olmadığını bunun tam tersini aslında bence i̇şte ortaya bunu koyuyor. Çünkü şöyle yani Mustafa Hoca Kur'an'a hakim birisi. Yani Kur'an'ı iyi bilen birisi olduğunu ben düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yani 700'e yakın akla vurgu yapan, sorgulamaya yani Allah'ın ayetlerini idrak etmeye, anlamaya yönelik olan ayetlerin çok bir anlamı olmaması gerekir bu bakış açısında. Yani dikkatlerimizi evrene yönelten ayetlerin de çok bir anlamı olmaması gerekir. O zaman bizim yeni baştan bir haşa bir Kur'an oluşturmamız lazım ve bunca bu ayeti Kur'an dışına çıkarmamız lazım. Eğer ki sadece buna imancılık olarak bakacaksak ya da sadece belli bir döneme bunu hapsedeceksek bu vahyi. Şimdi bakın hocam bir de şöyle bir şey var. Yani öyle bir çağdayız ki teknoloji çağı, akıl çağı falan dediğimiz bir şey. Ya bugün ortalama 16-17 yaşında bir gence siz bak bu Allah'tan gelmiş bir vahidir yavrum buna iman edeceksin bu kadar namazını kılacaksın orucunu tutacaksın diyemezsiniz. Olmaz o iş. Ki muhtemel ki bundan sonraki nesillere hiç diyemeyeceksiniz. Hiç bakın bugün küçük bir çocuk 4-5 yaşında 5-6 yaşında bir çocuk Allah'la ilgili bir soru sorduğu zaman dinle ilgili bir soru sorduğu zaman bunun delili nedir diye soruyor ya arkasından delil istiyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin de çeşitli konularda Allah'tan delil istediklerini görüyoruz. Yani hatta kalbiniz tatmin olmadı diye mi soruyor ayetler. Yani dolayısıyla bugün Allah eğer ki bunu kıyamete kadar geçerli olacak bir vahiy olarak bize göndermişse içinde bulunduğumuz dönemde en çok belki anlaşılabilecek bir şeydir bu. Yani vahyin delil üzerine ancak insanların aklına ve yaratılışına hitap edebilecek olması. Aynen. Bir şey daha söyleyeyim. Benim mesela tanıdığım, bildiğim gerek yabancı gerek kısmen yerli diyeyim. Bizim yerlerin hep söylediği heterojen bir kitle ama inanmayan insanlar, inanmamayı tercih etmiş insanlar bir şekilde biraz önce konusu geçti işte bildikleri tek din kesinlikle akılla bir yerlerde çakışma yaşadığı için bu insanlar yolun bir yerinde arkadaş ne oluyor diye sordukları için yani düşünce namusuna aslında sahip oldukları için inanmamayı tercih etmiş insanlar. Şimdi bu noktada böyle bir kitabı mesaj olarak kabul etmiş, iman etmiş insanların üzerine çarpı iki sorumluluk düşüyor. Bir kere bunu anlamak yetmiyor. Bunu gidip öyle insanlara al. Ben mesela Richard Dawkins, Daniel Dennett gibi birkaç hani militan, böyle dini ortadan kaldırmaya çalışan düşünür, biyolog, felsefecileri bir kenara koyuyorum. Onlar zaten farklı bir kulvardalar ama gerçekten mesela bir Stuart Kaufman'ın ben yazılarına baktığımda o adam aslında dindar birine benziyor. Yani evrendeki düzen algısıyla bilmem neyle ilgili söylediği öyle şeyler var ki bildiğiniz işte bu hani avam Hristiyan teolojisiyle kavga altında adam. İşte zaten dediğiniz gibi tam da Müslümanların üzerine çarpı iki değil belki çarpı 20 görev düşüyor. Çünkü aynen. Bu ayetleri onlara ulaştırmak zorunluluğu hocam, ortaya çıkıyor. Hristiyanlarda bakın İncil mucizeleri diye bir olay var. İncil mucizeleri ki İncil de sizin yani bizim Kur'an'dan çıkartılabilecek tarzda bir mucize çıkarmanız pek mümkün değil. İncil mucizeleri de bir olay var. İncil'in nasıl Tanrı'dan gelen bir söz olduğunu, vahiy olduğunu bu mucizeler üzerinde ispatlamaya çalışıyorlar. Yani ben diyorum ki eğer ki Hristiyan dünyanın elinde Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap olsaydı muhtemelen çoktan dünyanın önemli bir kısmını Hristiyanlaştırmışlar. Ya da şöyle söyleyelim, Müslümanlar ama gerçekten elindeki kitaba İslam'ın öngörü bir şekilde edilse, yaklaşsaydı evet, şu anda İnsanlık adasıydı bu dünya. Kesinlikle. Yani hani o gerçekten öyle. Zaten öyle olması yani gerekir. Yani Allah'ın kelamı. Bugün kelamısı zaten Kur'an'a bakıp bir de genel olarak Müslümanlara bakan insanlar yani ya bu Müslümanlar bu Kur'an'a iman etmiyorlar. Ya bunlar Müslüman ya da değil ya Kur'an bunlar, Allah'ın ya, kitabı yani burada değil bir çelişki var der adam. Yani hani ya böyle bir şey olamaz yani. Teori böyle, pratik böyle. Mümkün değil der yani. Hocam sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ama bir şey şu kenar konusuna girelim mi hocam? Kenar kavramının ne olduğunu. Çünkü hem sizin bu konuyla ilgili söylediğiniz söylemek istediğiniz bölümü de alalım. Hem de burayla bağlantılı bu farklı görüşlerin birbirlerini oradan nasıl bir hakikat ortaya çıkardığını kenar konusuyla sizin kitabınızın sonlara doğru bir bölümü. Buyurun. Şimdi bize biyolojide öğretilen bir şey vardı işte. Farklı habitatlar arasındaki kenarlar.
buralar mesela habitat dediğim işte belli canlı türlerinin olduğu belli bitki örtüsü özellikleri sergileyen kısımlar. Diyelim çayır var, orman var ya da su var, kara var. Bunların arasına bakarsanız aradaki bölgeler bir bant halinde hem suda hem karada bulunabilecek bitki ve hayvanlar ve daha fazlasını içeriyor. Buna kenar etkisi diyorlar ve kenarlar bir şekilde verimli oluyor. Yani tabiatta baktığınızda hücrelerinizin zarından, beyin kabuğunuzdan tutun da işte o işte orman çayır sınırlarına kadar her şey böyle kenar kenar dizayn edilmiş. Dünya mesela bizim canlıların yaşadığı biyosfer dediğimiz alan aslına bakarsanız işte uzay boşluğuyla dünya küresi arasındaki bir kenar aslında. O arayüzde yaşıyoruz. Yani her şeye baktığınızda böyle iki farklı ortamın buluşmasından kaynaklanan bir verimlilik. Mesela en önemlisi toprak sizin kitabınızda. Toprak tabii. Toprak mesela hayatın hani dünyadaki kaynağı olarak biliyoruz. Neden? Tohum oraya düşecek. Bitki oradan çıkacak. Bitki dediğimiz nesne işte o yeşil klorofiliyle güneş enerjisini tutup canlıların faydalanabileceği besine dönüştürecek. Ve bu besinden hem bitki hem bütün canlılar istifade edecek. Ve böylece dünyadaki hayat sürecek. Bunun arayüzü mesela toprak dediğimiz yapı. Hani bu havada kendi kendine olmuyor ya da toprağın çok derinliklerinde, mağma tabakalarında olan bir şey değil, bir arayüz. Yani her iki ortamdan da istifade etmesi gerekiyor. Şimdi biraz önce konuştuğumuz şey aslında hani tabiata bakıp onu gözlemlemek, oradan ders almak meselesi var da benim çok geç yaşlarımda bu metodoloji bir dini bakış açısı olarak ya da inancıma dair bir bakış açısı olarak hayatıma girmeye başladı. Biz daha evvel işte bir ekoloji dersinde öğrendiğimiz bir bilgiye seneler sonra bu gözle bakıp özellikle de o arada öğrendiğim işte o permakültür diye bir öğreti var, bir alan var. Tabiattan örnek alarak teknoloji ve tasarım geliştirmek üzerine bir işte tarım ve mimari yöntemi açıkçası. Onunla da ilgili biraz arkadaşlarımızdan bilgi aldıktan sonra tabiata bakıyorsunuz, tabiattaki işleri gözlemliyorsunuz. Onları bir matematiksel modele falan sokmadan oradan ilham almaya çalışıyorsunuz. Çünkü insan zihninin şöyle bir özelliği yani var. Yani ayet okuyorsunuz. Tabii tabii. Matematik modellerle diyelim fizikçilerin yaptığı şeyler biraz matematik bir soyutlama olduğu için evrendeki gidişatı belli modellere sokup onun içerisinde olası sonuçları görmeye çalışmak. Ama gerçeklik her zaman o modellerden daha büyük. Dolayısıyla uzaktan bakıp gözlemlemek zihnimizin de karmaşıklığını düşündüğünüzde bize bakma seviyemize baktığımız yere bağlı olarak çok farklı fikirler verebiliyor. Bu kenar meselesi biraz oradan geliyor. Şimdi ben bunu nasıl kullanıyorum? Aslında biraz önceki konuda da bahsettiğim, bugün burada olmamı da sağlayan aslında hep bu. İşte bizim Türkiye'de çok sorarlar ya, sen sinir bilimci, bilim adamısın, ne işin var? İşte böyle dini mini toplantılarda, konuşmalarda falan böyle. Hocam bana yani da çok soruyorlar da ben bilim adamı da değilim. Yani orada da bende de bir problem var. Herkese soracak bir şey var bu memlekette. Yani herkes oturduğu sandalyede otursun, kafasını sağa sola çevirmesin, makine gibi kendi işini yapsın diye bir algı var. Bu algı insanlara doğuştan gelmiyor. Biz bunu eğitimle veriyoruz. Sanayi devrimi sonrası işte çark yetiştirmeye dayalı bir eğitim sistemimiz olduğu için herkes uzman olsun, çalışsın, ekonomik ömrü bitince de emekli olup okey oynayarak ölümü beklesin gibi bir yaşam döngümüz var bize. Yani öyle programlamışız. Halbuki yaşamı da bir kere yaşıyoruz ve mesela etrafımızdaki insanlar, ben bu masadaki 3 kişiyle tanışmadan önce ve tanıştıktan sonra bambaşka insan oluyorum. Yani onlarla yaptığım alışverişler, hele ki etkileşim, alanlar farklıysa bir araya geldiğinizde bir fark gerekiyor. 2 İletişim varsa, tabiata bakın, tabiatta böyledir. İki alan arasında geçişler vardır. Ama bu geçiş birbiri olmak ve sıfırlanmak, yani iki tarafın eşit olması şeklinde bir geçiş değildir. Seçici geçirgenlik vardır. Yani bir şeyler geçer, bir şeyler geçmez. Yani bir alışveriş vardır. Hı hı. Bunların hepsine baktığımızda aslında farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin kıyılarında gezen insanların neden önemli işler yaptıklarını hemen anlıyorsunuz. Bilim tarihinde, felsefe tarihinde, düşünce tarihinde hep kenarlarda, uçurum kenarlarında gezen adamlar ilginç fikirlerle geliyorlar. Neden? Orada işte böyle bir kenar var. Mesela beni en çok ilgilendiren kısmı bu, çünkü bu tabii bir kural. İşte Kur'an-ı Kerim'den bakacak olsanız gene aynı şeyi göreceksiniz. Diyor ki tabiata bakmalıyım. Yani ben okuduğumda bunu anlıyorum. Tabiata bakmalıyım, oradan ders alıp anlamalı ve hayatımı uygulamalıyım. Bu onlardan önemli bir örnek ve bunun benim için çok önemli, bizim bazı temel yaralarımızı sarabilecek önemli bir çıkarımı var. Özellikle işte geçen pazar günü seçim vardı. Siyaset her zaman, evet hadi dün doğru, çok geçmiş gibi o kadar dolu geçti ki. Siyaset mesela her zaman hayatımızın göbeğinde, böyle birbirimizin gırtlağına çökmek için yer arıyoruz falan filan. Ben mesela kaç seçim geçirmişim bilmiyorum. Türkiye'nin en önemli seçimi olmayan hiçbir seçim geçirmedim ben. Yani hepsi çok önemliydi.
Ama ne oluyor bakıyorsunuz, yani insanlar o verimli kenarı oluşturup fikir alışverişi yapıp bir yol alabilecekken o kenarlarda sınırlar çekip birbirleriyle dövüşmeyi ve işte ego balonlarıyla çarpışmayı tercih ediyorlar. Ve bu evet, oradaki, fikren, tabii. ilmen her şeyde aslında verimlilik orada tabii. daha fazla tabii. ama değil evet. mi hocam? O kenar noktalarında. Tabii verimlilik, yani esas verimli, şöyle söyleyeyim, tabiatta doğurgan olan şey kenardır. Big Bang'e bile baksanız, Big Bang bile hiçlikle varlık arasında bir kenardır. Ve evren şişen bir balon gibi tarif edilir. O balon işte o kenardır. Biz bugün o kenarda o biraz, yaşıyoruz. Orada biraz metafor daha kenar. Tabii tabii metafor. Yani tabii. Her şey hepsi şimdi metafor. Benim de buradaki başka bir iletişimle ilgili. Hocam ara vereceğim. Uzun sürer mi? Yani vereyim kaç mi? Dakika, yoksa... Kaç dakikam var? 20 falan. İki dakika. İki dakikada. Benim de yani düşüncem burada yok. Hani şeylerden verim Buyurun. Çıksın diye. Hocamın o kenar yaklaşımından farklı ama ulaştırmak istediği nokta açısından bazı benzer öğeler taşıyan bir şey. Konuları teker teker masaya yatırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. O zaman şuculuk buculuktan kurtuluruz. Yani o zaman bir mutezileci, gazalici, İbn Sina'cı, işte falancacı, filancacı olmaktan kurtulur. O zaman bizim için aslında oradaki tekil konu olur. Mesela diyelim rejim. İslam'da var mı yok. Masaya yatırılır. Rejim tartışılır. Biter. Mesela evrim yatırılır. Evrim İslam açısından uyumlu mu değil mi yatırır. Mesela ben Mustafa ile evrim tamam. konusunda çok ortak noktamız var. Batılır. Ama ondan sonra mesela Kur'an... Bitmeye de biliyor bunu. Ha, tabii. mesela veyahut da Kur'an'daki mesela mucizeler konusu yatırılır. Ha, bakarım orada Mustafa ile oldukça farklı bir yönüm var. Veya başka birileriyle farklı bir yönüm var. Ondan sonra bakarız işte abdeste ayak yıkanacak, meshedecek bakılır. Veya çok daha derin kelami bir konu, kader nasıl anlaşılacak bakılır. Şimdi teker teker konuları masaya yatırmanın yararı şu. Teker teker konuları masaya yatırdığınızda o zaman şunu kabul ediyorsunuz. Ya burada bak Gazali doğru olmuş olabilir. Burada işte Erdem doğru olur. Burada işte Sinan, Emre, orada Mustafa, burada şu. Yani herkesten bir yerde alınabilecek bir seçici şey vardır. Seçici geçirgenlik diyor hocam. Yani tek başına bizim tabi olmamız gereken bir kişi diye bir şey yoktur. O vasıfta peygamberimiz vardır ve Kur'an vardır. Peygamberimizden de zaten güvenilir bize intikal eden kaynakta. Kur'an'dır. Ha bunun dışındaki kaynak yani kaynaklarda ne bileyim herhangi bir Gazali'nin İhya'sında veyahut da Muhiddin Arabi'nin Fütuhat'ında veya herhangi bir kaynakta buna benzer bir özellik yoktur. Yani mutlak olarak uyulmayı hak eden, içinde hiçbir yanlış barındırmayan. Tabii o zaten Allah'ın yok. Kitabıdır. Öyle olmak zorundadır. Zaten. O zaman ne yapacağız? Ama bunu biz şunu biliyoruz ki İslam tarihi içinde mukallitlik dediğimiz taklitçilik de buna benzer bir yaklaşım olmuş. O zaman bizim yapmamız gereken konu teker teker konuları masaya yatırmak olunca o konudaki delili ve o konuyu iyi sunumu ve o konudaki iddiasını Kur'an'a daha uygun olduğunu kişi göstermekle bence doğruluğunu gösterebilir bir dini konuda. Tabii bunun için sakin, dingin ve tevekküllü olmak lazım. Ve bu, yani, ama bana göre de hocam gibi. Yok hocam. Sinan evet, hocamın gerçekten. Dediği de çok önemli. Bu tarz bir yaklaşım sakinliği de bence getirir. Aynen, niye? Aynen. Komple kategorik olarak gazalici veyahut da Hanbeli olmayı veyahut da 12 imamcı olmayı ya siz baştan yola çıktığınızda karşı tarafın delilini masaya yatırmanız diye bir şey yok ki. Siz zaten paketi alıyorsunuz Aynen. karşı tarafa Tabii, elinize kılıcı açmış cihat ediyorsunuz. Yani hocam zaten biz böyle bir yöntemin olamayacağını evet. baştan beri hep birlikte söylüyoruz zaten. Ama İsterseniz şey çok önemli yani masaya dediğin gibi teker teker paket programcılık yerine ben tekil masaya yatırmacılık diyorum. Daha havalı bir isim bulamadım şimdilik arıyorum. Kendi kenar etkisi var hocam onu öyle. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Yükselen Sözler devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz değil mi hocam? Üçüncü bölümde miyiz? Ben de üç olması lazım. Üçüncü bölümümüzde devam ediyoruz. Bugün programımızda biraz bölümler falan sarktı. Sohbet, muhabbet biraz iç içe geçti. Ama inşallah faydalı oluyordur sevgili izleyicilerimiz için. Ben konuya girmeden, yine unutmadan önce ayetimizi girmek istiyorum. Sonra devam edeceğiz. Hiç bakmazlar mı bulut nasıl yaratılmış, gök nasıl yükseltilmiş, dağlar nasıl dikilmiş, yer nasıl döşenmiş?
Gâşiye Suresi 17 ila 20. ayetler. Evet, Gâşiye Suresi 17 ila 20. ayetler. Sinan Hocam'la daha önce yaptığımız programda VTR olarak girmemiştik ama bu ayetlerin üzerinde dikkatlice durmuştuk. Gerçekten de sadece yani yaratılmış olan bütün ayetleri okumaya yönelik bir teşvik var. Ve üstelik o ayetlerle indirilmiş ayetler arasındaki uyumu görmeye yönelik bir faaliyette itme var Kur'an içerisinde. Hocam... Tabii önemli bir soru Emre Hocam, sizinle devam edelim istiyorum. Bu Müslüman olmak için yani bilim ve din arasındaki inançsız bilim insanları objektif bir şekilde mi bilim yapıyorlar? İnançsız insanlar, inançsız bilim insan. Mesela kitabınızda bu konuyla ilgili bir bölüm var. Onu daha önceki programımızda biraz daha üzerinde durmaya çalıştık ama çok da herhalde şey yapamadık. O konu Sinan Hocam'la da birlikte bunun üzerinde bir duralım. Çünkü böyle bir algı var. Yani ben inancı bir tarafa bırakırsam, objektif olarak sadece bilime yönelirsem, sadece deneysel çalışmalara, işte her neyse bilimden kastedilen, o zaman daha doğru sonuç elde ederim gibi bir algı olduğu düşünülüyor herhalde. Erdem Hocam, muhtemelen bunun en öncelikli sebebi insanların dediğimiz gibi yani dini de bilimi de gerçek manada bilmiyor olmaları. Belki de dinden ve bilimden çok tabirine kadar uygun, tam emin değilim ama dincilik ve bilimcilik yapıyor olmaları. Yani inançsız olmak objektif olmanın göstergesi değil. Bir kere bunu bilmesi gerekiyor insanlar. Çünkü bir insan objektif olması, inançlı olup olmaması alakalı bir durum değildir. O insan ya objektiftir ya değildir. Yani inançlı olduğu zaman da bu değişmez aslında. İnançsız olduğu zaman da değişmez. Özellikle nesnel gerçeklikten bahsediyorum. Dış dünyadaki şeylerden. Ama tabii şu var. Yani maalesef özellikle tabii bu aslında bilimle uğraşmak inançsız olmayı gerektiriyormuş anlayışı muhtemelen son 200 yılın bir ürünü aslında. Yani bugün yani Sinan Hocam çok daha iyi bilecek onu. Yani bilim tarihine baktığımız zaman aslında bilim tarihine altın harflerle ismi yazılmış pek çok kişinin, bilim insanının oldukça inançlı insanlar olduğunu görüyoruz. Yani biz mesela bir Müslüman bilim insanlarına baktığımız zaman da onların da bilimi çok seküler bir şekilde yapmadıklarını, hatta bir örneğini verdiğimiz gibi ayetlerin onları bilime teşvik ettiğini görüyoruz. Ya da mesela bir Batı bilim tarihine baktığımız zaman bir Newton, bir Galileo, bir Kepler, bir Kopernik oldukça dindar, inançlı insanlar. Ve onların inançlı olması dönemle alakalı değil. Bazı insanlar öyle önyargıda bulunuyor. Yani onlar içinde bulundukları o dönem kilisenin o baskısı ve işte kilisenin o hakimiyeti sebebiyle zaten öyle gözükmek durumundalardı falan. Hayır, kişisel mektuplarından bunları çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok çarpıtılan bir bilim tarihi var maalesef. Çünkü şundan dolayı o fabrikasyon din hep bilimin önünde bir engelmiş gibi sunulmaya çalışıldı son 200 yılda insanlara. Halbuki bu böyle değil. Dediğim gibi bir bilim insanı bilimsel faaliyetlerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak inançsız olmaz. Yani bir bilim, bilimsel bir faaliyet bir insanı kaçınılmaz olarak inançsız yapmaz. İnançlı da yapmayabilir. Yani bu o kişinin oradaki nesnel verilerden hareketle kendi vereceği felsefi veya ne diyelim belki de psikolojik bir karardır aslında. Yani bunu böyle algılamak lazım ama maalesef bunlar ikisi birbirinden bağımsızdır. Bağımsız şeyler ama maalesef işte dedim ya bu kimi çevrelerin bilimin mutlaka seküler bir şekilde yapılmasının zorunlu göstermeleri sebebiyle insanlar evet ben pozitif bilimlerle ilgileneceksem inancı bir kenara bırakmam gerekir. Çünkü inanç dogmatiktir ama pozitif bilim objektiftir şeklinde bir algı. Şimdi bakın bunun aslında çok aksi örnekler de var. Mesela birçok bilim insanı aslında inançsızlığını bir inanç olarak sunabiliyor. Tabii. Bakın ve ideolojisini aslında o bilimin objektifliği üzerinden bilimi kılıf edinerek kendi inançsızlığını aslında bir anlamda propagandasını yapabiliyor. Bunun çok örnekleri var aslında. Zaten Kur'an bakımından baktığımız zaman hocam bu tarz mesela sekülerizmi de bir din olarak görebiliriz. Hı hı. Yani işte o bahsettiğiniz inançsızlık ya da işte o
hocam söylediği şekliyle naturalizm de aslında bir din. Yani kesinlikle. Onları da kendilerine din edinmiş kişiler. Tabii ki bir inancı olmadan zaten tabii. Onun savunuculuğunu yapamaz. İlk sen soruları sorarsanız onda bir yerlere dayandığını, bir takım kabullere, dogmatik kabullere dayandığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir ön yargı var Erdem hocam. Yani inançsızların önemli bir kısmı inanan insanların böyle hiç düşünmeden, sorgulamadan, akletmeden körü körüne inandıktan itaat ettiklerini zannediyorlar. Şimdi bu İnanan insanların bir kısmı için evet geçerli bir şey. Evet. Doğru. Ama inanmayan insanların da önemli bir kısmı için geçerli olan bir şey. Bakın yani siz önemli, inanmayan insanlar zannediyor musunuz ki inanmamalarının sebebi olarak insanların zannettiği gibi çok derin sorgulamalar, çok ciddi çatışma süreçleri yaşayıp da inanmıyorlar. Yani böyle insanlar da şüphesiz var ama yani bir kısmı da belki geçmişinde yaşadığı bir takım olumsuz deneyimler, tecrübeler sebebiyle ya da işte dediğim gibi yani yanlış bir din anlatımı sebebiyle ya da kötü bir dindar örneğine hareketle inançsızlık pozisyonunu tercih edebiliyor psikolojik olarak ağırlıklı olarak. Din buysa yani, ben yokum evet. Diyor adam. Çünkü yani. Türkiye'de büyük evet. Bir pek oran çok, böyle. Kesinlikle öyle. Ben de öyleydim ben hayatımın büyük bir çoğunluğunu öyle geçirdim. Evet yani dolayısıyla hani burada aslında inanmayan insanların da önemli bir kısmının böyle ciddi anlamda mesela bir sorgulama yani olgulan hareketle, görünenden hareketle dini değerlendirdiğini görüyoruz. Ya arkadaş din böyle gözüküyor ama bir de bu dinin bir metni var. Yani bu vahiy iddiasında bir metin var. Bir de ben şuna bakayım acaba gerçekten bu pratikte gördüğüm gibi bir şey mi bu? Ya da bu insanların pratikte bunu uygulamasının sebebi gerçekten bu teori mi? Diye mesela bakmıyor çoğu insan. Bu alışkanlığı edinmedik yani, edindiremedik. Evet. Şimdi böyle olduğu için mesela bazen şu tip yanlış algılar oluşabiliyor. Batı'da aslında hakim paradigma hala gerçekten bilim camiasında, pozitif bilimlerde inançsız bilim insanlarıdır. Yani muhtemelen böyledir. Yani son yıllarda özellikle de son çeyrekte diyelim ciddi anlamda evrendeki bu hassas ayarlarla yani fizik alanında özellikle hassas ayarların açığa çıkmasıyla birlikte birçok bilim insanının aslında bir tanrı inancına, bir yaratıcı inancına yöneldiğini, belki dinlere karşı biraz daha agnostik kaldığını yani bilinmezlik kaldığını ve uzak kaldığını ama bunu da gözlemleyebiliyoruz aynı zamanda. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela Caner Hocam'ın kullandığı bir örnek vardır. Genelde mesela insanlar derler ki ya Batı'ya baktığınızda en seçkin mesela üniversitelerin kürsülerinde veya ne diyelim işte en seçkin dergilerde makalelere yayınlanan bilim insanları genelde inançsızlar diye bir şey gösterilir, delil gösterilir. Beyaz ve siyah sporcu örneği vardır. Caner Hocam onu kullanır zaman zaman konferanslarında, yazılarında da. Yani hayal edin ki mesela siz bir olimpiyat düzenliyorsunuz ve bu olimpiyata sadece beyaz sporcuların katılabileceğini söylüyorsunuz. Yani siyah sporculara bir yarışma hakkı tanımıyorsunuz. Sonra olimpiyatın sonucunda şöyle bir rapor hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bütün branşlarda, bütün dallarda beyaz sporcular zencilerden daha başarılıdır. Şimdi zaten siz siyah sporcuya yarışma hakkı tanımamışsınız. Dolayısıyla yani dergi dediğiniz şey bugün mesela Science dergisi diyelim, Nature dergisi diyelim en böyle bilinen akla gelen dergiler. Yani en nihayetinde her dergi insanlardan oluşan bir hakem heyetine bağlı. Aynen. Yani bunu oradaki çok atlıyoruz yani. Evet, yani evet. Oradaki hakem heyetindeki insanların da maalesef çok da objektif olmadıklarını görüyoruz. Benim ideolojim de ön yargılı bir insan. Kesinlikle. Aynı konuyu paranormal çalışmalar konusunda çok yaşanır. Hani bu parapsikoloji, telepati bilmem ne çalışmaları. Yani hani dünyayı değiştirecek kanıtlar ortaya koysanız yani atla deve önünüze engeller gelir. Thomas Kuhn sizi dinlese alnınızla öper. Mümkün değil tabii yani aynen Thomas Kuhn'un dediği gibi neslin ölmesini bekleyeceksiniz ki bu değişsin. Yani o insanları ikna etmeniz mümkün değil. Hakikaten bir seküler zemin üzerine kurulmuş bir şey de gerçekten adaletsiz bir yarışma. Evet, yani siz çünkü çalışmıyor. İnsan yani orada neticede o dergide o makalenin yayınlanması yani onun bir ideolojisi temel bir görüşü varsa herhangi bir alanda biyoloji alanında olabilir, fizik alanında olabilir. Eğer ki onun görüşünü eleştiren bir makale önüne geliyorsa o makaleyi yayınlamıyor o dergide. Dolayısıyla aslında inançlı diyebileceğimiz bir bilim insanının belki de hocamın dediği gibi yani bir anda paradigmayı dahi değiştirebilecek yöndeki bir tespit yaklaşımı dikkate alınmamış oluyor. Bir de şey de göz önünde bulundurmamız lazım. Yani bilimdeki konuların büyük bir kısmı aslında din açıdan sorun da teşkil etmiyor. Nedir? Yani işte kuşlar nasıl uçar diye biyolojideki bir konuyu düşünün. Veyahut da kanser hastalığını yapan genin bulunması gibi bir konu ele alındığını düşünün tıpta. Fizikte mesela diyelim ki kara maddenin detayları ile ilgili şeylerin çözümlenmesi veya Higgs parçacığının bulunması. Her ne kadar adı Tanrı parçacığı olsa da. Şimdi burada aslında Allah'a dine inananla inanmayan tamamen aynı kavramları kullanıp, tamamen aynı verileri makalede yayınlayıp, şeyler söyleyip, hiç
dinin aleyhine veya lehine bir şey söylemeden bunu halledebiliyor. Hı hı. Yani buna benzer bir görüş var. İlla asıl, o konuya girmek zorunda değil yani. Asıl gürültü patırdı. Aslında yani bilimin büyük bir kesimi ateizm, teizm arasındaki gerilimden bağımsız olarak çok rahat ilerliyor. Onda bir sorun yok. Fakat asıl sorun nereden çıkıyor? Hiç sorun yok şeklinde anlaşılmamalı. Kökenle ilgili konulara geldiğinizde. Bu evrenin kökenine, canlıların kökenine. Var ne oluyor aslında. Da bu dua yasaları var? Bu ön kabuller, tamam bilim adamları bu ön kabulleri, mesela benim demin size saydığım ön kabullerin çoğunun bilim adamının zihninde olduğu birçok kitapta geçer. Fakat biz daha üst bir soru soruyoruz. Bu ön kabulleri biz bilim felsefesi yaklaşımlarıyla tespit edebiliyoruz ama bu ön kabullerin mantıksal temeli nedir sorusu. Ha, orada işte gürültü patırdılar çıkabilir. Yani aslında gürültü patırtı çıkan alanlar olabilecek en temel alanlar. Ama bu en temel alanlar dışında çok geniş bir kesim var. Bu alanlar kadar temel değil, en kökenle ilgili değil. Onlar da zaten olan olgunun nasıl olduğu, işlediği anlatılıyor. Kökeninde ne olduğu anlatılmadığı için gürültüsüz, patırtısız gidiyor. Hallediyor. O yüzden herhangi bir kimsenin makalesi, siz biyoloji dergisinde, psikoloji dergisinde, fizik dergisinde, hele mühendislikte falan okuduğunuzda çok büyük bir kesim, %90'dan fazlasını, bunu bir teistin, ateistin mi yazdığını anlamazsınız içeriğinden. Tamam, ve içeriğinde ama de bir atıf yoktur. Heh, evet. Ben de orada şey diyeceğim. O ya olsa, yani mesela diyelim ki siz yani evet, hiç dini atıf yapmayan bir ateist mi, teist mi olduğunu anlamadığınız bir kişinin, bir mühendisin yaptığı bir icatla ilgili veya bir buluşla ilgili bir makalesini okudunuz. Hı hı. Aynı şekilde aynı sonuçlara ulaşan, aynı yerden kalkıp aynı yere ulaşan makaleyi içerisinde Kur'an'a atıf yapan bir yazı, bir tek yerde bir atıf yaparak yazdığını görseniz kıyamet o zaman kopmaz mı? Ben genelde bunu... dediğiniz haklı tabii. Günümüzde şimdi biz fazla da ilgili. Metodoloji yani nasıl yazıldığı dünyada öyle mi ilgili yani mi? Erdem'in işte, dediği de aslında bir paradigma oluşmuş vaziyette. Hani buna işte klasik literatürde metodolojik naturalizm diye literatürden alıyor bu. Hı hı. Şimdi naturalizm şu demek, doğalcılık falan, yani doğayı sevmek değil, kimse yanlış anlasın. Felsefi anlamda özellikle naturalizm kullanıldığında şu anlaşılır. Doğa dışında başka bir şey yoktur. Bir sadece şey, maddi şey, doğa vardır. Bütün güçlerin evet, arası odur yani. Her şey bir her tek gördüğümüz doğa. Bu böylece yani ateizmi kapsayan ve ateizmden daha da geniş olan bir felsefe. Naturalizm bu anlamda. Metodolojik naturalizm ise şu demek. Sen Allah'a ister inan ister inanma. Bilim yaparken Allah'a hiç atıf yapma. Metodoloji yani bu doğa dışında herhangi bir güce, bir kavrama, hiçbir şeye atıf yapma. Sadece Allah'a atıf yap diyen bir metodolojik yaklaşım. Günümüzde bu belki böyle dergilerin işte editoryal kısımlarında yazılı buna rastlamazsın dedilmez. Ama gizli olarak bu metodoloji vardır. Yani birçok dergide dini atıflar olsa onun çıkartılması falan istenir. Belki her dergi için geçerlidir demiyorum. Ama böyle bir yapı, böyle bir şey yaklaşım var. Ama mesela eskiden yani bu tabii tarih boyunca böyle değil. Mesela bilim tarihinin en etkili kitabı Newton'un Principia'sı 1687'de işte herkesin elinde. Newton Principia'da Tanrı'yı bilmek bilim adamlarının işidir diyor. Ve yer çekim yasası nasıl Allah'ın varlığını gösterdiğini söyler çalışıyor. Hatta ben diyorum Darwin'in kitabını Darwin bugün bastırsa metodolojik naturalizm açısından sorun çıkardı. Darwin'in işte özellikle ikinci baskıdan itibaren koyuyor sonuç kapanış cümlesi işte. Birkaç tane canlı formlarından bütün canlıların evrimleştiği bu hayat görüşünde bir muazzamlık vardır şeklinde yaratıcı böyle. Dini görüşlerle neden çatıştığını anlamıyorum diyor. Yani çatışan bir şey yok. Bir yaratıcı creator şeklinde İngilizce birçok yerde creator atıf yapıyor ediyor. Yani bugün Darwin'in yazdığı kitabındaki o kullanılan ifadeleri makale olarak bir biyoloji dergisine yollasanız bile sıkıntı çıkabilir. Hocam burada yani şu bir şey, problem şu, ön yargı. Aslında iki tarafın da birbirine yaptığı ön yargı. Şimdi bakın mesela bir bilim adamını düşünün. Aynı zamanda bu inançlı bir insan olsun. Ülkemizde de yıllarca bunu yaşadık zaten. Yani adam namaz kılıyor diye yıllarca akademide kadro bulamadı. Yani veya işte eşi başörtülü diye falan askeriyeden işte yükseltilmedi falan. Yani yıllarca bunu yaşadık aslında bu ülkede de. Şimdi mesela bir bilim insanı düşünün. Aynı zamanda bu inançlı bir adam olsun. İnancının gereklerini yerine getiren bir insan olsun. İşte namaz kılıyorsun. Şimdi bu bakış açısındaki yani o seküler bakış açısındaki bilim insanları nazarında bu adamın durumu, konumu yani onun bir bahsi geçtiği zaman ya bırak işte bu takunyalı, bırak işte bu ne bileyim abdestli falan ismi de şeklinde. Var. Şimdi bakın aslında bu çok acı bir şey. Çünkü bir bilim adamının bilimsel kalitesini yayınları gösterir veya ortaya koyduğu ürünler gösterir. Yani o adamın inançlı olup olmaması göstermez. Aynı şekilde siz yani birisi de kalkıp ya bırak şu adamı ateist
falan dese buradan bir yere varılmaz yani. Yani dinde üstünlük takvayladır, bilimde üstünlük yayınladır diye. Böyle yani asıl yayını da içeriğiyledir. İçerikle yani dolayısıyla mesela aynı şeyde siz inançlı bir diyelim ki hakim bir ortam oluştu. Gerçekten çok sağlam bilimsel çalışmalar yapan bir insan var ama kişisel tercih olarak inançsız bir insan. Ya o insana da yaptığınız zaman o da zulüm yani. Ya bırak bu adam ateist, bu adamın çalışmasını dikkate alma, bilim adamı mı falan deseniz aynı şey. Böyle bir şey varılmaz. Çünkü bilim evrensel bir olgu. İnsanların inançlı ve inançsız olmalarının üzerinde gerçekleştirilmesi gereken bir şey. Ancak böyle adil bir şekilde zaten hani şey yapılır. Ben orada bir çözüm hatırlatmak istiyorum. Şimdi Science dergisinde, Nature dergisinde bir yayın yapmak bizim alanda hani Nobel'e bir tık kalmış demek. O çok zor yayın yapılan bir dergi. Fakat özellikle böyle bir ara alanda, kenar alanda çalışıyorsanız oradaki böyle esrik bir takım ifadelerinizle falan öyle bir dergide yer alamazsınız. Ya da ona denk, işte A sınıfı dediğimiz büyük dergilerde. Şimdi demin çok güzel çerçevesi çizildi. Farklı bir zeminde kurulmuş bir dünya ve bilim görüşünün ürettiği bir takım bilgilerle biz bugün akademi yapıyoruz. Bunun üzerine yaşıyoruz. Bütün dünyada globalleşmiş bir bilim anlayışı var. Burada aslında bize ait olmayan o kaleyi delmeye çalışarak enerjimizi boşa harcayacağımızı ben yıllardır söylüyorum. Varsa yapabileceğimiz bir şey oturalım yapalım. Kendi paradigmamız, kendi bakış açımız, zamanla kendi dergilerimiz, kendi kamuoyumuz ve kendi geleneğimiz oluşmalı. Bizim işte yapmamız gereken, kaçırdığımız tren aslında buydu. Maalesef buna ilişkin bir stratejik düşünce ben hala göremiyorum. Hala biraz böyle yel değirmenleriyle kavgadayız. Yani Batı dünyası dersin iyi çalıştı. Yani hakikaten iyi çalıştı ve şöyle ya da böyle bana sorarsanız belli yerlerden gerçeklikten çok kopuk bir medeniyet inşa etti. Ama büyük bir medeniyet inşa etti. Ve bugün altında eziliyoruz bilgi anlamında. Yağıyor üstümüze o bilgiyi okumaya yetiştiremiyoruz. Ama bir de şöyle bir taraf var. Yetiştiremiyoruz. Bir de test etmeye aynen, de bakıyoruz. Belki aynen. De yanlış bilgi yani. Onu aynen, da bilmiyoruz. O aynen. Kadar şey gemi azıya almak denir ya. Öylesine teslim olmuşuz. Ve hazır sözü almışken bir küçük buyurun, şuradan söyleyeyim. Zihni ve beyni aslında bilmenin, ben sürekli bunu anlatmamın bir sebebi var. Sürekli beyin anlatan bir adam olmam aslında bu konularla çok ilgisiz değil. Zihni anladığın zaman insanın zihnini. Kategorik düşünmekten başka çaresi yoktur. Yani bir şeyleri kategorilere, kutulara koymak dışında bir işleme tarzı yok. Şimdi belli bir entelektüel seviyenin üzerinde olduğunuzda halk kalabalıklarının işte böyle nasıl gaza geldiğini, birbirini nasıl kırdığını küçümseyerek izleyebilirsiniz. Ama sizin düzeyinizde öyle bir nokta vardır ki siz hiç fark etmeden sizin başkaları tarafından konduğunuz kutularda son derece konformist bir şekilde aynı davranışları yaparsınız ama fark etmezsiniz. Şimdi bizim zihnimiz gerçekliği objektif olarak algılayamaz, mümkün değil. Yani bir kere zihin dediğimiz o eğer beyinden kaynaklanıyorsa bugün bildiğimiz kadarıyla hani beyinde yönetiliyorsa bu iş. Gözünüzden gelen elektrik sinyallerini yorumlayan bir et parçasının ortaya koyduğu bir hayalin içerisinde yaşayan bir şeyleriz biz. Bütün duyularımız için aynı şeyler geçerli. Sürekli objektif insan arıyoruz. Bir kere böyle bir şey yok. Yani zihin bilimi açısından böyle bir insan bulamayacağız. Yani böyle bunu bulamayacakken de bu zayıflığımızı bir veri olarak kabul edip insanın gerçekten kategoriler dışında düşünemediğini fark edersek bu sorunun nereden kaynaklandığını anlarız. Yani o zaman inanmayan bir adamın objektiflik iddiası buhar olur uçar. İnanan bir insanın da objektiflik iddiası buhar olur uçar tabii ki. Ama objektif olamayacağımız gerçeği bir karanlıkta işte ya da körlerin fili yoklaması misalinde olduğu gibi birbirimize ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Hocam yani objektif yani. Olamayacağımızı da bir ön kabul olarak mı kabul etmeliyiz? Şöyle elimizdeki en kuvvetli kanıt bana sorarsanız hani kendini bilen her şeyi bilir, Rabbini bilir var ya bizim mottomuz diyelim temel ifademiz. En içte dönüp baktığımızda, zihnimize baktığımızda, Caner Hocam da zihin felsefesiyle ilgili çalışıyor şimdi bildiğim kadarıyla yakında çıkacak bir şeyler. Yani zihnin temel özellikleri açısından şu etrafımızda gördüğümüz dünyanın şu anda sizlerin dahi benim açımdan gerçekliğinin ispatlanabilir doğrudan bir yolu yok. Yani şu anda hayal bile olabilirsiniz. Ben bir simülasyonun içerisinde sizi deneyimliyor da olabilirim. Bunu hocam yapma bizi Matrix'e sokmayın. Ya Matrix. Matrix neden çok sükse yaptı? Kolay anlaşılabilir bir şekilde bu temel sorunu beyaz perdeye çok güzel yansıtıyor. Şimdi oradaki tabii ki bilmekteki şeyi sadece bir şeye dokunmak, doğrudan görmek, almak tabii. Olarak değil de. İşte onu söyleyeceğim ben özellikle. Bilgideki mesela objektiflik, objektif bir gerçeğe ulaşmadaki kriter olarak mevcut açıklamalar içinde en iyi seçmek olarak kabul edildiğinde ben yine birçok şeye varabildiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. İşte mesela nedir? İşte objektif bir bilgi. Mesela dünyanın yuvarlak olduğu.
bana göre bir objektif bilgi. Veyahut da suyu işte hidrojen ve oksijen atomlarına bölebileceğimiz. Bana göre objektif şöyle bilgi ve bundan... makul bundan, çoğunluğun üzerinde anlaştırıyoruz. Makul olmayan şüpheler, bunlar üzerine üretilemez mi? Üretilebilir. Nedir makul olmayan şüpheler? Mesela işte dış dünyanın var olmadığı veya hayal olduğu. Mesela bunlar makul olmayan şüpheler. Ama makul olmayan şüpheleri bir kenara bıraktığımızda, bana göre mesela suyu hidrojen ve oksijene bölebileceğimiz şey. Ama siz tüme varım sorunu gibi bir sorunla gelebilirsiniz. Ama bana göre tüme varım sorunu gibi bir sorunla ortaya çıkmanız, kimyada yapılan şeylerin hepsinin bir kenara atmamıza yol almayacaktır. Felsefi bir sorun olarak, bilim felsefesi sürekli tüme varım sorunu tartışan biriyim. Ama bana göre tüme varım sorunundan hareketle bütün bilimin temellerini ve bütün bilimde ulaşılan verilerin makul olmadığını, objektif bilgi olduğunu söylemek de mümkün değil. Fakat sandığımızdan daha fazla felsefi bilimin içinde de doktrinler, analizler, ön kabuller var. Ve bunlar da tartışılmaya muhtaç. Birçok bilim insanı felsefi kısmına girmeden bunları fark edemiyor. Yani zihin felsefesinde çözülmesi gerekli sorunlar var. Farkında olmayan diğer ön kabuller var. Ön kabullerin temellerinin ne olduğu var. Yani Hawking bile kitap yazmış. Artık işte felsefeyi falan ihtiyacımız yok. Bilim yapıyoruz diyor. Kitabının yarısından fazlası felsefe. Aynen. Model dependent realism diye bir şey anlatıyor. Tamamen felsefi konu. Ve felsefede de çok zayıflar bence. Tabii yani. Anlamam ama Dawkins de... O da felsefede Dawkins'in şey, bu programın bugün en güzel cümlesi oldu. Hawking ve Dawkins'in felsefede çok zayıf olduklarını ortaya. Yok ama yok çok yani ifadesi. Tamamen doğru. Teker teker ben cümle bile alıp göstermek isterim. Bakacağım yani. Ben de o yüzden diyorum. Yok çok doğru da yani. Bilim adamları. Yok farkındayım. Felsefecilerdir. Einstein söylüyor galiba. Ya onu ben tabii ki çünkü çok mesela Einstein ne diyor hocam bu? Bilim adamları kötü felsefecilerdir diyor. Yani çünkü hani o felsefi çıkarımları yapmak gibi bir şeye yönelmedikleri için sadece karşısındaki nesnel olguyla hani ilgilendiği için aslında kendini metodolojiyi de dikkate almadığı için kendini onunla sınırlamış oluyor aslında. Bir sınırlama getiriyor kendini. Şimdi yani. Bilimin içinden günümüzde de felsefeye geçen, felsefenin içinden bilime geçip de aslında iki alanı birden iyi kavrayan, temelleriyle ilgili iyi kavrayış düzeyi olan kimseler var. Yani hani bununla da mesela Newton bunlardan biriydi tarihten. Arada bakarsan, olanlar. Einstein, kenar. Mesela Einstein dikkat edin demin yaptığımız atıfta aslında demin bahsettiğim ön kabulleri nasıl bilimde olduğunu atıf yapıyordu. Şey yapıyordu. Yani Feynman'a baksanız birçok işte o felsefi problemlerin oldukça farkında. Yani buna benzer örnekler var. Şeyler var. Ya buradaki problem hocam biraz da şundan kaynaklanıyor. Çünkü hani aslında biz dedim ya son 200 yılın bir ürünü bu. Hani disiplinleri, alanları böyle kompartımanlara ayırmak, birbirinden ayrıştırmak. Yani biz bilim tarihine, düşünce tarihine baktığımız zaman İslam düşünceleri açısından da aynı zamanda mesela biyolojide, fizikte, kimya ile uğraştıklarını çok iyi Kur'an'a mesela hakim oldukları Kur'an ayetlerini çok iyi idrak edebildiklerini görebiliriz. Yani dini ve bilimi örtüştüklerini. Batı bilim tarihinde de mesela yani birçoğu aynı zamanda papaz, din eğitimi almışlar. Ve kilise üzerinden bilimsel eğitimlerini de almışlar falan. Bunun sürücü güçleri o zaten. Oradan evet. Çıkıyorlar. Kesinlikle. Yani burada işte hocam sorun burada şu. Siz bunları ayrıştırdığınız zaman mesela bu pozitif şekilde, seküler şekilde bilim icra eden bir insan için bilimden başka güvenilir bir bilgi kaynağı yoktur anlayışı yerleşiyor. Şimdi bilimden başka güvenilir bir bilgi kaynağı yoktur dediğiniz zaman siz ondan sonra dini, işte hukuk veya insani tarih boyunca gelmiş tecrübeyi tamamen saf dışı ediyorsunuz. Aynen. O zaman diyorsunuz ki hakikati sadece bilim söyler. Halbuki biz şunu biliyoruz bakın. Yani bilim gerçekten çok önemli. Bir inananın özellikle kendini bilime kapatması anlaşılabilir, kabul edilebilir bir şey değil. Ama bilim doğrunun tek adresidir. Yaklaşımı çok hatalı. Zaten bakın bilimden başka güvenilir bir bilgi kaynağı yoktur ifadesinin kendisi bilimsel bir ifade değil. Felsefi bir ifade. Çünkü bunu bilimsel olarak test etmeniz mümkün değil. Yani bilimden başka güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığını laboratuvarda nasıl test edebilirsiniz? Veya neye göre diğer bir bilgi kaynağından daha gerçek veya doğru olduğunu söyleyebilirsiniz? Aslında bu bilimsel değil, felsefi bir duruş. Ama işte problem buradan kaynaklanıyor. Aynı şekilde inanan bir insanla kendini diyelim ki yani sadece nakli esas alan bir insanla kendini bilime kapatıyor. Bu sefer sadece nakildir diyor. Nakilden ben hareket ederim diyor. Aklı kapatıyor. Bu ayrıştırma sebebi de işte problemler ortaya çıkıyor. Bakın mesela bilimi sadece tek güvenilir
dayanak aldığınız zaman, kaynak aldığınız zaman bizim birçok aslında temel varoluşsal sorularımızın cevapsız kaldığını görüyorsunuz. Mesela bilim bize evrenin nasıl var olduğu ile ilgili diyelim açıklama yapıyor ama mesela neden var olduğu da temel bir soru. İnsan sadece nasıl var olduğunu merak etmiyor ki. Neden var olduğunu merak ediyor. Ya da mesela ahlak hayatımızın ne kadar önemli bir alanını işgal ediyor ki yani insan dediğimiz varlıkla alakalı ilişkili bir şey. Mesela ahlakla ilgili konularımıza bilimin vereceği bir cevap yok. Yani bir test kabuğunda siz ahlaki bir sonuç çıkarmanız mümkün değil. Bilimsel deneyden doğru ve yanlış ya da iyi ve kötü gibi bir sonuç çıkarmanız söz konusu değil. Beyindeki bütün bölgeleri evet. biliyoruz ama hala. Yani mesela şöyle düşünün. Evet. Estetik değerlerimiz açısından da aynı şey geçerli. Yani bugün mesela bir Mozart'ın bir parçasıyla bir kapı gıcırtısı arasında eğer estetik açıdan bir fark görüyorsanız ya demek ki bunu bilimin söyleyebileceği bir şey olmadığını biliyorsunuz. Yani bir laboratuvara girip Mozart'ın bir bestesi bir kapı gıcırtısından daha iyidir, daha estetiktir diye bir sonuca ulaşmaz mümkün. Ben ama bir tık ilerisinde bir şey kalkıyor. Buyurun. Benim daha yeni muhtarlığı olduğum yani temel bir tartışma var. Şimdi Leonardo'ları falan böyle dinliyoruz. Hani literatürde Leonardo çok dahi falan izliyoruz ya. Bilimin çıkış noktasına baktığınız zaman en temelde bir inanç var, iki sanat var. Evet, yani şu andaki bilimin haline bakın. Bütün bu nasıl diyelim soslar, onları sos gibi görüyorlar artık. Bütün bu soslardan arındırılmış kemiksiz bir gerçeği bulma uğraşı gibi bir şey var. Neye sebep oluyor? Laboratuvarda haldır haldır milyonlarca dolar harcayıp gen sekanslıyorsunuz. Bütün gen haritasını çıkarıyorsunuz. Sonra oturup diyorsunuz ki ya her şey genlerde değilmiş. Evet. Hadi proteinlere bakalım. Milyonlarca dolar harcıyorsunuz. Proteinlerde de değilmiş. Çünkü büyük soruları soran kalmıyor. Leonardo önce çizim yapıyordu. Ondan sonra icada geçiyordu. Hmm. Önce hayal edildi. İnsana dair ilk bulgu mağara duvarındaki resim, bir buna bakalım. İnsanoğlu önce teknolojik bir alet bırakmadı, taş, balta falan. Önce resim yaptı. Yani bir şey ifade etmeye çalışıyor. Önce bir hayal ediyor, bir tahayyül ediyor, bir ilham alıyor. Vahiden ona bir şey geliyor. Neyse kaynaklar. Oradan bir şey üretme yoluyla dünyayı anlayıp ondan bir şey çıkarmaya çalışıyor. Hocam aslında mesela döngü biraz böyle. Müslüman bilim adamlarına bakıyorsunuz belli bir tarihten öncekilere. İşte astronomiyle uğraşan, mesela İbn Sina'yı tıpla uğraşan, hani o kadar daha şundan 150 yıl öncesine kadar kitapları bütün dünyada okutulan adamın uğraştığı önemli konulardan, yani hayatını baktığınızda bir satırda anlattığınızda oradaki maddelerden bir tanesi de müzik. Tabii ki. Tabii. Kindi'de de öyle. Bütün tarihlerde vardır. Bakın yani İnanılmaz. Şu anda Batı'da hepsinde bu kriz konuşuluyor. Yani. Şiir. Yani sanatsız evet. olmuyor. İşte ilhamsız olmuyor. Şimdi orası tamamen sekülerize olduğu için dinsiz olmuyor denmiyor da. Ama yarın bir gün biliyorum o da gelecek. O da gelebilir. Bakın bu şizofreni ikiye değil dörde beşe ayrılmış vaziyetteyiz. Evet. Bunların hepsi insaniydi. Daha dün hepsi bizde mündemişti. Ama şimdi bilim adamının, sanat adamının, işte felsefe adamının yani dağıldık. O zaman o kenarlar yok olmuş olmuyor mu hocam sizin az evvel bahsettiğiniz? Aynen işte ve iletişemediğimizde de yani birbirimizi anlamayacak derecede dilde uzmanlaşıp o dilleri yalıttığımızda birbirine. Şimdi mesela bir doktor sana test koydun anlayabiliyor musun ne dediğini? Öyle bir dil kullanıyor ki kendimizden geçiyoruz. Ben aynen iade ediyorum kötü bir şeydir diye. Ben anlamıyorum çoğu zaman tıp fakültesinde çalışıyorum yani. Hani bazen açıp sözlüğe bakmak gerekiyor. Bu dil bariyeri bile çok büyük etki. Ne oluyor o zaman? İşte ana ilhamı kaçırıyoruz. Büyük soruları soramıyoruz. Hayal gücü bitiyor. Bugün dünyanın en çok ihtiyacı olan insan. Biraz orada şey oluyor hocam. Şu şimdi günümüzdeki dünyada oluşan bir genel bir yapı var. Yani havalı sözcüğü sevenler paradigma desinler. Ama genel bir yapı var dünyada. Bu tabii ki herkesin ortak kabulü yaklaşımı değil ama yaygın olan yaklaşım şu. Günümüzde bilim işte daha çok teknoloji üretmek için, dünyada hazzı arttırmak için araçsallaştırılan bir şey. Aynen. İnsanlar bilimsel bilgiyi elde ederek bir teknolojiye veya herhangi bir buluşa daha ziyade katkıda bulunacaklarını düşünüyorlar. Daha çok ticari bunun bir karşısında şey. Onlara para verilecek. Daha çok parası olunca daha iyi bir evlilik yapacak. İşte kocalar veya işte gelinler onu daha çok beğenecekler. Evine daha güzel mobilya alacak, daha iyi araba alacak. Yani bilgi teknolojide, teknoloji hazlarda daha çok araçsallaştırılıyor. Ve böylece bilimsel bilgi bulmak aslında kendi içinde bilgi değerlidir anlayışından. Yani evreni incelemek değerlidir anlayışından kaynaklanan değil. Aslında para, haz, karizma bilgi değerlidir. Güçtür. Veya bilgi ya, güçtür evet, dediğim evet, şeklinde. Yani ama gücün de maksadı dünyevi amaçlar tabii, için güç. Dikkat tabii. et. Yani hani Allah'a götüren, kazanmak Allah'ı tabii, insanın dünyasına güç. Derinleştirme tarzı bir güç değil. Hani böyle bir hazlara götüren bir güç, karizmaya götüren bir güç anlamda. Bir. Şimdi bilgiyi bu hedefler için araçsallaştıran bir bakış var.
Ondan da yani Kur'an ve bilimsel zihnin inşası dediğimizde şunu da kitapta vurgulamaya çalıştık. Gerçekten Kur'an'ın koyduğu motivasyonlar dışında başka motivasyonlar var. İşte karizma, para gibi. Ki Kur'an'a inanan bir insan da bu hedefler için uğraşabilir. Onu da tabii bir kenara neden olmasın. O da para bilimle kazanmaya çalışıyor. Fakat bunun dışında Kur'an'ın koyduğu hedefte bilgi Allah'ı bilmen ve tanıman için bir araç. Sen evrenin yaratıldığını anlarsan, o bilgiye ulaşırsan, Allah'ın seni yeniden yaratacağının daha kolay olduğunu da anlarsın. Hocam, çünkü yoktan beni yaratan, bunları bir kere yaratması daha kolaydır şeklinde bir şey dersin. Veyahut da makul evrende yani Allah'ın sanatını anlarsan, Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kudretini daha iyi kavrarsın. Kur'an'ın içeriğinin değerini daha iyi kavrarsın. Allah'ı bilmek, ahiretin Allah'ın yaratmasının ne kadar kolay olacağını anlamak. Her gördüğü şeyde Allah'ın sanatını düşünüp işte oradan bir elhamdülillah demek veya Allahu Ekber demek, Allah ne büyüktür demek, Allah'a şükretmek bir Müslüman için olabilecek en üst değerlerdir. Evet. Ve yani gerçek anlamda Kur'an'ın inşa ettiği anlamdaki belki bir bilgiye giriş olsa çok daha derin anlamlarda o bilgiyi kullanmak mümkün. Bu Biruni'lerin, Heysem'lerin İslam dünyasındaki bakışları buydu. O yüzden o ayet beni bilmeye yönlendirdi diyor Biruni. Heysem'in benzer ifadeleri. Hocam buradan diğer taraftan, devam edelim sonra. Bu zaten biz ya bu şeyin sunur bana garez var. Ne zaman ben konuşsam yok, şeye hocam, girmeye çalışıyor arkadaş. Kim göremiyorum ben ya. Ne zaman tam buradan bana gelse araya çıkartmaya çalışıyor. Öyle bir denk geldi. Kusura bakmayın. Hocam bir dış güçlerin bir şey oyunu gibi bir şey demeyelim buradan. Haydi bakalım. Siz de devam edeceğiz. Biraz sonra birlikteyiz. Yükselen Sözler'e devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Üç değerli konuğumla birlikte bazen kendimizi kaptırıp kameralar olduğunu bile unutarak sohbete devam ediyoruz. Hemen bir VTR'mizi, ayetimizi izleyelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. De ki, yeryüzünde gezin de Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığına bakın. Sonra Allah son yapılanmayı yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar. Ankebut Suresi 20. Ayet. Yeryüzünde de dolaşmadılar mı ki kendilerinden önce gelenlerin sonunun ne olduğunu görsünler? Öncekiler bunlardan çok daha güçlü kimselerdi. Toprağı işlemişler ve bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Allah onlara yanlış yapmamıştı. Yanlışı onlar kendilerine yaptılar. Rum Suresi 9. Ayet. Ayetlerimizi izledik. Rum suresi 9. ayette en son izlediğimiz. Bir ondan önceki Ankebut suresinin 20. ayetiydi. Az evvel de burada konuştuk. Hocam Rum suresi 9. ayetle ilgili siz ayet okunurken ilginç bir şey dediniz. İlginç bir şey var ayette, bir başka daha dediniz. Onu öğrenelim sizden. Nedir bir hocam? Önemli bir konu. Buradaki ayetlerde demin geçerken şöyle bir ifade geçti, dikkat ediyorsanız. Sizden geçmiş kavimleşten sizden daha üstündü gibi bir ifade var. Toplayın. Bu tabii birçok kimse açısından normal, yani geçmiş kavim tabii ki üstün olabilir diyebilir. Fakat 19. yüzyılın bütününü ve 20. yüzyılın önemli bir kısmına domine eden görüşlerden bir tanesi mesela aşamacı gelişmeci bir tarih anlayışıydı. Tek yönlü ve evrimci bir tarih anlayışı. Dikkat edin, bu evrimi, tarihin evrimini kimse biyolojik evrimle karıştırmasın. Ha, buradaki genel düşünce şuydu, tarihin her sonraki aşaması önceki aşamasından daha gelişmiş, her açıdan daha gelişmiş. Hegel. Bu mesela Auguste Comte'un pozitivizmi gibi felsefi doktrinler buna özellikle yol açmıştı. İnsanlıkta teolojik evreden, metafizik evreden geçecek, ondan sonra bilimsel evreye geçecek. Pozitivizm. Her geçilen o son bilimsel olan pozitivist evrede geri kalanlar dan artık insanlık vazgeçecek. Yani her bir sonraki aşama bir öncekinden gelişmiş bir aşama. Bu Hegel gibi böyle daha bunu idealist bir şekilde savunanlar olduğu gibi Marx gibi tarihte daha materyalist bir şekilde savunanlar da var. Ha, buradaki önemli olan şey şu.
O tüm o tarih görüşlerinde sonraki aşama öncekilerden daha gelişmiş gözüküyor. Bizim aslında Cumhuriyet'in başlangıcındaki kurulan fırkalarda, oradaki başlangıçtaki anlayışa baksak da var. Mesela İttihat ve Terakki Partisi. Hı hı. Dikkat edin. Tam birincisi Birlik İttihat. Osmanlı'nın parçalanmasına karşılık istiyor ama ve Terakki. Sürekli yükseliş, o dönemin sloganı. Ve genelde Terakki sonraki asırda olanlar daha ilerlemiş kabul ediliyor o dönemde. Mesela dikkat edin, birisi yanlış bir şey yaparsa ona anında gerici deniyor. Gericiliğin, gerici kelimesinin lafının kökeni de buradır. Yani tarihin sonraki evreleri hep öncekilerden üstün görme anlayışındadır. Ondan sonra iyi bir şey görürlerse aa bu çok asri derlerdi. Çağdaş. 1900 yılların başında Türkiye'de. Sonradan bunu çağdaş kelimesine de dönüştürür. Asri kelimesinden daha asri, çağdaş bir kere bulup asriyi de bıraktık. Daha... Böylece ilerledik kendimizce. Ve dikkat edin, dindarların bir kısmını da o dönemde bazı kimseler gerici diye yaftalaması niye? Din tarihin daha geri dönemleriyle alakalı. Çünkü geçmişte gelmiş ya, günümüzde değil. Geçmişte ise günümüzde değilse zaten otomatikman yanlıştır diye bakıyorlar. Bir şey son olmasıyla gerçek olmasını karıştıran bir ideolojiydi bu. Bu tarz tarih anlayışları, evrimci tarih anlayışları. Ha, peygamberimizin döneminde de başka bir düşman tarih anlayışı vardı. O tarih anlayışı ise gelenekte paylaşılanı, yani geçmiş olanı doğruya daha yakın görüyordu. Peygamberimiz dini hükümleri ortaya koyduğunda bu muptildir. Yani iptal edicidir diyorlar. Niye? Tarih boyunca paylaşılan bir şey varsa o doğruya daha yakındır var. Şimdi yani geçmişte peygamberimizdeki Kur'an'ın vahyine karşı çıkarken geçmişte paylaşılmayı doğruluğun kriteri gören bir anlayış varken günümüzde bir anda en son söyleneni doğrunun karşılığı gören bir anlayış ortaya çıktı. Ama ayet Kur'an'a tam tersini söylüyor. Ha, Kur'an'a göre ise bir şeyin geçmiş eski olması da yeni olması da doğruluğun kriteri olamaz. Değil, evet. Çok güzel. Ha, ayetin diğer dikkat çektiği şu ayette peygamberimizdeki dönemdeki bazı kavimlerin daha üstün olduğunu söylenmesi aslında bu evrimci tarih anlayışlarına zıt. Pekala eskiden bazı kavimler bazı noktalarda mesela ayetin dikkat çektiği gibi mesela mimaride işte onlar yeri daha çok eşelemişlerdi, daha çok mimari işlemişlerdi, imar etmişlerdi. Eserler bırakmışlardı diyor. Geçmiştekilerin peygamberimizin döneminden üstün olduğunu söylenmesi aslında başlangıçta Kur'an'ın evrimci bir tarih anlayışına karşıtlığının ifadesi olarak ortaya konabilir. Bu da bence aslında önemli bir husus. Diğer önemli bir husus Kur'an'da peygamberimiz döneminin tarihin birçok döneminden daha geride olduğuna çok atıflar var. Yani bir Sümerlerden de geri, bir eski Yunan'dan da geri baksak. Gerçekten felsefe açısından, bilim açısından ciddi hiçbir şey yok. Mekke'de bir ticaret var, bir uluslararası statüsü var Mekke'nin. Birçok kimse dini ibadet için oraya geliyor. Zaten peygamberimizin peygamberliğine kaç yüzyıl önceki kitaplarda, işte Ptolemy'de diğerlerinde Mekke'ye atıflar görüyoruz. İbadet çok orada ayrı enteresan bir konu. Fakat ona rağmen burada bir Aristo'nun felsefe okulu gibi okul yok. Sümerler'deki o astronomik gözlemleri dahi orada bulamıyorsunuz. Baktığınız zaman oldukça ilkel bir yapı var. Ve peygamberimiz hiçbir siyasi yapıyı da devralmıyor. Yani bilimsel bir mirası devralmıyor. Bunun yanında siyasi bir mirası da devralmıyor. Yani hiç kimse şunu söyleyemez. Zaten Mekke'de Medine'de işte önemli bir meliklik, krallık vardı. Hazreti Muhammed işte onlardan birinin oğluydu, yeğeniydi. Onu devraldı. Onu büyüttü, büyüttü, her tarafa aldı. Hayır. Sıfır noktasından başlıyor. Hiçbir, hatta zaten o yüzden Kur'an'da bazı yerlerde ya bu daha ileri gelenlerden daha önemli bir adama gelseydi ya diyorlar hatta, evet, Kur'an'da açık ifadeler bunlar peygamberimize. Yani hiçbir siyasi, hiçbir bilimsel, felsefi mirası devralmadan sıfır noktasından başlayan bir şey var. Kur'an'ın gönülleri ve zihinleri inşa etmesiyle 9 ile 13. yüzyıl arası bir bakıyorsunuz 1-2 yüzyılda müthiş bir dünyanın bilimde ve felsefede en üstün, siyasi açıdan da önemli bir gücü olan bir güce geliyor. Ha, eğer ki o dönemin çoraklığını anlarsak yapılan işin tarihsel büyüklüğünü daha iyi kavrarız. O yüzden o ayetin o atıfı geçmişteki birçok kavmin üstün olması bir açıdan önemli. O orada yapılan işin büyüklüğünü görmüşsünüz. İki, tarihin gelişmeci evrimci bir yönü olduğunu söyleyen kompçu teorilere karşıt bir bakış açısı verdiği için de önemli. Çok güzel hocam. Evet. Hocam isterseniz bu hazır sizinle başlamışken bu evrenin özellikleri keşfedilebilir bölümünde neden bahsettiğinizi ya, birazcık şey yapalım mı? Sonra da şu matematik konusunu. Aslında bilim içine giren kimse evreni anlamaktan daha çok ötesine gidip gizemlerini de keşfedebileceğimize inanç var.
Ve bir düşünelim kendimizi. Bu da bir kendisi. Ön kabul ya. Yani. Bir ön kabul var bilim her yapan kimsenin. Ama bu ön kabulümüzü doğru çıkaracak bir sürü şeye de rastlıyoruz. Bir kendimizi düşünelim. O kadar büyük bir evrenin içinde bizim galaksimiz bile çok ufak. Galaksimizin içinde 100 milyar yıldızın içinde güneşimiz, güneş sistemimiz çok ufak. Biz orada ufacığız. Ve bu dünyadaki bir noktalık hükmümüzle, bütün evrendeki bir noktalık hükmümüzle, dikkat edin, evrenin başlangıcını şu anda hesaplayabiliyoruz. 13,8 milyar yıl. İşte kozmik fon radyasyonu falan çünkü. Bu dünyada çok nokta hükmündeyiz. Buna kaç yüz milyon yıl önce işte dinozorların burada yaşadığını, onların nasıl yok olduğunu konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz. Gözümüz şu ufak yerlere nüfuz etmeye gücü yetmese de geliştirdiğimiz işte optikle ilgili teorilerimizle, diğerleriyle oraya nüfuz edip oradaki yapıların nasıl DNA'dan, RNA'lardan oluşturduğunu, oradaki mitokondrileri gözlemliyoruz. Yani baktığımız zaman evrende çok çok aciz, küçücük bir varlığız. Fakat müthiş bir keşfetme gücümüz var. Burada şu soruyu sormamız lazım. Yani kalbinin atışına söz geçiremeyen insanın nasıl yıldızlara ulaşır zihni ve bir toz zerresi hükmündeyken evrenden bütün evreni kavrayacak bir anlayışı nasıl olur? Ha, bir naturalist, ateist anlayış açısından bu kadar aciz bir varlığın o kadar küçük bünyesiyle, evrendeki noktasıyla bütün bunları bulması hiç beklenmeyecek, şaşırılacak bir olaydır. Ama teist bir bakış açısıyla bakarsak insanın acizliğinden dolayı değildir bunları keşfi. Allah'ın ona lütfundan dolayıdır ki zihnin o keşfedilme özelliği verilmiştir. Yani, görevdir aynı zamanda. Evet, tabii ayrı zamanda Kur'an da oraya yönlendirmesinden de tabii bir görevdir. Fakat bu paradigma içerisinde insanların bunları keşfetmesine şaşırılacak bir durum yok. Çünkü insanın bunu keşfetmesini mümkün kılan şey insanın kendi gücü değildir. Keşfetmeye mümkün olarak ayarlanması insanın zihnine o yeteneklerin verilmiş olmasıdır. Dikkat edin, çok enteresan değil mi? Herkes bunun üzerine düşünsün. Bu kadar büyük bir acizlikle, ya dikkat edin, kalbimizin atışına söz geçiremiyoruz. Kaç yüz milyon yıl önce burada ne olduğunu anlıyoruz. Bir uzay gemisini bindirip göktaşlarından birinin üzerine indiriyoruz onu, işte fileyle. Oradaki analizi yapıyoruz, oradaki laboratuvardan bize geliyor. Bu kadar büyük bir acizlik içinde yapabilme yeteneğimiz ne kadar müthiş. Bu işte teizmin paradigması içerisinde, yani insana acizliğinle bu kadar şeyi başarması ancak ona belirli, düzenlenmiş bir plan içinde bu özelliğinin verilmesiyle mümkündür anlayışı bunu çok daha iyi açıklarken, her şeyi tesadüf gören bir şey içinde, yani insanın bu kadar şeyi keşfetmesi de çok büyük bir tesadüf olması gerekirdi. Yani anlaşılmayacak. Gücü inancı olmayan tamamen boşa salabilir vitesi. Bunlara hiç uğraşmıyorum diyebilir ama bu argümanla inanan bir insan hiç şansı yok. Yani evet. bu görev üstüne kalmış vaziyette. Evet, yani. Bunu bir şekilde yapacak. Ama bir şey de önemli. Yani bu insanın bu keşfetme ihtiyacını karşılayabilen bir keşfedilebilir evrende oluşu önemli. Yani demek ki hakikaten de insan evrenin keşfedilebilir olması ön kabulünden yola çıkarak bu çalışmaları yapma enerjisini, motivasyonunu kendisinde buluyor. Yani o itici güçle ilerliyor. Yani evreni Allah yaratmışsa Allah'ın izlerinin, işaretlerinin evrende bulunması lazım zaten. Çünkü yani Allah, hani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz zaten insanların kendi özgür iradelerine inanmalarını ve inkar etmelerini insanlara sunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla haşa, Allah'ın zaten bizzat fiziki olarak birilerinin karşısına çıkıp bak ben varım hadi işte inanın bana diyecek bir durumu yok, hali yok. Dolayısıyla ama insan işte eğer ki evrene ve evrendeki sanatı incelerse, bu sanatın ardındaki estetiği ve anlamı kavrayabilirse insan, işte o anlamdan ve estetikten hareketle bunun tesadüfen oluşamayacağını, eğer ki tesadüfse bir şey, o tesadüfte anlam olmayacağını zaten. Değer olmayacağını şey kavraması önemli olan. Minnacık. Şimdi akıla çok vurgu yapıyoruz tabii, yani medeniyet onun üzerine kurulduğu için rasyonel düşünce bizim için olmazsa olmaz ama en kral, işte en böyle Nobel ödülü falan bilim adamını düşünün. Sevdiği birini kaybetmiş ya da sevdiği yüz vermiyor veya öyle bir durum, onların da başına gelir yani. Nobel bilim adamı, yani, Nobel almış bilim adamı da böyle şeyler yaşıyor. Olsa onun da havası bir yere kadar. Ya böyle işte bir romantik bir akşam bir göl kenarında iki damla yaş döktüğünü düşünün. Şimdi hani böyle hüzünlendiği anları falan. Yani burada mesela bu insan ne kadar rasyonel olarak donanımlı olursa olsun akıl açısından, böyle bir alemi var bu insanın. Ve bu anlarda aklı kâr etmiyor. Ve hayatımıza bakarsanız aslında bugün işte nöropazarlama çalışmaları gibi gayet kapitalist çalışmalar bile bunu gösteriyor. Biz normal hayatımızda insanların çok büyük bir çoğunluğu, günün çok büyük bir çoğunluğunda aklımızı hiç kullanmıyoruz.
otomatik pilotta yaşıyoruz ve duygularımızla karar veriyoruz. Şimdi bu tip bir şeye karar verirken, yani bu evrende yaratılmış her şeyin bir nedeni olmalı, ben bu nedenin içinde bir anlama sahip olmalıyım diye düşünürken, bu aklen, yani salt akılla çözülebilecek bir mevzu değil. Çünkü biz salt akıldan ibaret değiliz. Bir tamamlanma ihtiyacımız var. Bir hem acizlik hem güç, ikisi bir arada, hani yin yang gibi, böyle bir gün böyle süper hissediyoruz kendimizi, bir gün depresyona giriyoruz. Vicdanımız var, duygularımız var, dürtülerimiz var, hani bedensel yapımızdan gelen dürtülerimiz var. Bunların hepsini topladığımız zaman aslında ortaya çıkan bir sonuç, inanmak ya da inanmamak dediğimiz şey. Ve tabii ki herkes bu derinlikte analiz edip, bu derinlikte kendini dinleyip yapmıyor bunu. Ama insana verilen yeteneklerden bir tanesi de işte bu karmaşık hissiyat dünyası, akıl dünyası içerisinde nüfuz edip, ben bunu neden böyle yapıyorum, işte bunun sebebi nedir sorgusunu yapabilme becerisi. Bir biyolojik alemle ilgili son anekdotumla bitireyim, çok kısa. Son olmasın mümkünse hocam. Yani hayır, hani böyle biyolojik alemden başka sürekli örnek alıyorum ya. Buyurun. Hiçbir hayvan türü bakıyorsunuz, hani hareket eden canlılar yeryüzünde. Tabii. Kendisine verilen donanımı %100 kullanmadan buradan gitmez. Hepsi %100 donanımı kullanıp buradan öyle giderler. Yani bütün teçhizatı burada işlemsel. Tembel hayvana tembel diyoruz. O bizim hüsnü kurunduğumuz. Tembel hayvan, o ağır metabolizmasına rağmen günde kaç metre yol yürüyüp okaliptüs yapraklarını saatlerce çiğner. O hayvan için çok ağır bir iştir. Yani onu yapar sürekli. Ama insan bu denklemde birçok açıdan olduğu gibi, bu açıdan da tek, kendisine verilen bu tip sorgulama donanımını hiç kullanmadan da gidebiliyor. Dolayısıyla burada bir sorumluluk aşikar biçimde ortaya çıkıyor. En azından biyolojiye baktığınızda her şey görevini yapıyor. Ya bunu işte Kur'an-ı Kerim'deki tesbih etme mantığını buna koyabilirsiniz. Evet. Ama tespit etmeden de gidebiliyoruz. Evet, biz böyle evet. Bir özgürlüğümüz var. Yani hayvan için çalışkan da diyemiyoruz mesela. Aynen, çünkü aynen. O zaten dediğiniz gibi yapıyor. Bütün görevini yaparak gidiyor. Yani bütün kendisine verilmiş teçhizatın tamamını, son mermiyi de atıp öyle gidiyor. Ya zannediyorum ki küçük bir ihmal değil bu. Yani ihmal ediliyorsa çok bu. Çok büyük bir ihmal. Bir ihmal değil. Şöyle bir şey var hocam. Yani aslında gündelik hayat içerisinde dikkat ederseniz insanlar her şeyle ilgili mantıklı bir açıklama ve anlam arıyorlar. Yani normal seyrin dışında bir olayla karşılaştığı zaman acaba bunun sebebi nedir? Bir anlamı var mı bunun, ya da bunun bir cevabı var mı şeklinde aslında birçok şeyi merak ediyor insanlar. Ama aynı insanlar, yani muazzam bir evren içerisinde yaşıyoruz ve insanı gerçekten aklını sınırından zorlayacak bir evrende yaşıyoruz. Hani yaşamın oluşmasına engel olabilecek sayısız faktörü olan bir evrene rağmen böyle muazzam bir işte yaşam ortaya çıkmış. Bu kadar renklilik var, bu kadar estetik var, sanat var. Ama bunlardan bir neden aramıyoruz. Aslında bu çok garip bir şey. Yani bir mesela işte her gün gittiğiniz ofisinize girseniz, yani insan ampulün o anda yanmadığını düşündüğü zaman bile bir kafasında bir neden düşünüyor. Acaba patladı mı, elektrik mi yok şu anda? Doğru. Camınız kırık. Doğru. Diyorsunuz ki ya bu camın kırılmasının bir sebebi olmalı. Yani hırsız mı girdi, yoksa burada bir temizlik yaparken camı mı kırdı? Yani bir mutlaka bir cevabı lazım. Olması lazım bunun. Ama yani kendi etrafımda aşağı yukarı 1780 km saat hızla dönen bir mavi boncuk gibi gezegen içerisinde uzay boşluğunda seyir halindeyiz. Güneşin etrafında muazzam bir hızla dönüyor falan. Ama burada oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Hiçbir şey yokmuş gibi. Dolayısıyla buna bir şeyde münazarede diyor ya. Ya tamam ya, bunların hepsi nedensiz olabilir mi falan. Tabii diyor. Tabii hiçlikten her şey çıkabilir diyor. Yani şimdi aslında böyle hiçbir şey çıkabilir. Bununla tartışılmaz. Çok tabii keskin bir iman var burada. Şey yani amenna diyeyim, eyvallah diyeceksiniz. Yani diyecek ama bunu türbinler için tartışmak lazım. Kimin ne kadar rasyonel olduğunu görsünler. Yani aslında bir inanmamanın mutlaka psikolojik bir yönü var. Siz hangi delili koyarsanız koyun inanmayacak bir zümre var. Zaten onun ama ayeti de var. Ayeti de var. Ha, dediğimiz gibi zaten Kur'an'da da peygamberimiz diyorlar. Sen bizi büyülemek için ne delil gösterirsen göster, biz sana inanmayacağız diyor. Evet. Yani Kur'an'da ona benzer bir tavır da görürüz. Yani inanmak, psikoloji, akıl, birçok şeyin karışık olduğu, zihinde bir arada hareket ettiği bir şey. Yani burada sırf aklın önemini ıskalamamak lazım. Ama olayı sırf akıldan da ibaret sanmamak lazım. Aslında mesela şunu şey diyelim, bizim en akıla düşman olan bazı ilahiyatçılarımız, adları lazım değil, bile İslamiyet dikkat edin şöyle bir şey deseydi Kur'an'da. Ayşe, işte siz veya kendileri doğduklarında buldukları dinde, siz işte güneşe tapın deseydi. Şimdi bilimsel verilerde, Şintolukta zaten buna benzer bir inanç var. Buna yakın.
Güneş'in hidrojen helyuma çevirerek ayakta durduğunu ve yok olacağını biliyoruz ve başlangıcı olduğunu biliyoruz. Birkaç milyar yıllık ve birkaç milyar yıl sonra da yok olacak. Bunu biliyoruz. Şimdi bunun karşısında inanabilirler mi? Niye inanamıyor? Eğer ki sırf din gelenekse, iman edersin geçerse. Demek ki bunun bir akılcı, akılcı boyutu var. Aynen. Peki ama akılcı delilleri birçok kimse görmesine rağmen de niye inanmıyor? Burada ciddi bir kibirle orada da duygular karşı koyma, orada duygusal psikolojik birçok mekanizma da var. Yani bunlar iç içe hareket ediyor. Ama Kur'an'ın yine de ortaya koyduğu şey şudur. Mesela atalarının bulduğu dini takip edenleri Kur'an akılsızlar olarak suçluyor. Yani ama akılsızlar olarak suçlarken sırf akıllarını iyi çalıştıramadıkları için inanmadığını da söylemiyor Kur'an. Başka yerler diyor ki kibirlerinden inanmadı. Evet. Ama Kur'an'ın ortaya koyduğu şey benim anladığım kadarıyla sağlıklı bir akıl yürütmeyle, inat etmeyen bir akıl yürütmeyle gönlünü sıkmadan, başka bir ayette geçiyor çünkü onlar diyor ki göğüslerini bükerler. Yani gerçek oraya tam oturmasın diye göğsünü adam nasıl ben bunu kalbin içine almam diye, nasıl bu gerçekten kaçarım diye. Adeta savaş veriyor. Orada işte Allah hocam, ona hidayeti nasip etmiyor yani. Aslında, ben nasıl inanmam diye düşünen. Sinan hocam aslında çok güzel bir şey de vurgu yaptırdı. Vicdan olayı değil mi bir anlamda da? Yani insan aslında biraz da gerçekten hani akıllı beraber ya da Kur'an'ın aslında doğrudan kalp ifadesini kullanmasında olduğu gibi. Yani akıl ve gönül yani dediğim şey aslında Kur'an biliyorsunuz aslında akıl dediğim şey kalp anlamında kullanıyordu. Evet. Şimdi de. Evet yani genelde şimdi de fiil halinde kullanıyor. Fiil halinde. Şimdi hep fiil halinde. Aslında şöyle hocam dikkat ederseniz yani yani bir insanın diyorum ya evreni incelerken bilim adamı olsun sıradan bir insan olsun hiç fark etmez. Evreni incelerken olaylara sadece böyle pozitif şekilde bakması çok katı bir şey aslında. Çünkü insan böyle bir varlık değil. Yani makine değiliz hiçbirimiz. Evet, duygularımız var, düşüncelerimiz var. Fıtrata aykırı bir kere. Evet, fıtrata aykırı bir şey. Yaratılışa bir tanrıya inanmasanız da fıtratınıza aykırı. Biyolojinize aykırı yani anlatabilir miyim? Bir ruhsal boyutunuz var. Kabul etseniz de etmeseniz de duygularınız var. Şimdi gerçekten vicdan çok önemli burada. Yani bazı insanlar kendini o kadar şartlıyorlar ki ya adam açıkça şunu söylüyor yani belki doğrudan itiraf etmiyor bunu ama yani ben ne yapıp edip bir tanrının varlığını kabul etmeyeyim de yani bunlara anlam vermek için yani neyi kabul edersem edeyim. Yeter ki bir tanrı var demeyeyim bu yani. Bu da bir ön kabul. Hayır, evet. İnatla. Birçok kimseyle ben şuna rastladım. Mesela bana açıkça söyleyenler de oldu. Bunca yıldır yıllarca birebir çok kimseyle bu konularda konuştum. Yani ben diyor ki ben Allah'ın varlığına inanmam ama yanlış anlama diyor. Ben araştırmam diyor bu meseleyi. Çünkü varsa ben Allah'a savaş açmam lazım. Kendi üzerimde bir otorite kabul etmem. İşte yani, bu kibir işte. Şimdi birçok kimseyi Allah bir hayatına karışan, mesela bir cinsel hayatını kısıtlayıcı, bir mesela ona falanca namaza kalk diyecek, bir başının üstünde bir despot gibi kafasında böyle bir tahayyülle yanlış bir Allah ticaretine algısı. Ticaretine karışacak. Evet ticaretine karışacak. Helal haram, haram yeme diyecek. İyi deneyeceğini, içtiğini. Yani bu şekilde bir ben çok önemli adamım kimse bana karışmaz gibi bir kibir de var o düşüncenin tabii içinde. Tabii. İki büyük bir nankörlük var. Kendisini yoktan beni yaratan var mı? Bütün bunları ben nasıl sahip olduğum şeklinde bütün bunları sorgulamayan büyük bir nankörlük kibirle beraber var. Diğer taraftan tabii yanlış bir böyle dağların tepesindeki adeta bir despot gibi Allah'ı algılayan yanlış bir Allah algısı da var. Ama bu nedir? Yine bir psikolojik yön. Baktığınız zaman yani baştan ben Allah'ı nasıl olsa reddedeceğim. Ben Allah'la savaşamayacağıma göre gerçek anlamda yok olduğunu kabul edeyim daha rahatlarım diyen bir bu çok, işte, bu çok bir tip hocam. Var. Ama dediğin gibi psikolojik bir şey ama. İnsan psikolojik bir şey. Psikolojik bir şey evet. İnsan psikolojisi o kadar çeşit gösteriyor ki ateist tipolojisi budur hep böyledir değil, demek tabii. De hem çok gereksiz eleştirilere yol açar. Hem de ortaya konamayacak bir şey hem de doğru da olmaz. Değil, mutlaka evet, orada da tabii. Büyük bir çeşitlilik var. Evet. Ama bu dediğim şeklindeki tipoloji de ciddidir. Yani ciddi anlamda orada yaygın. Bir de aslında hocam şey de var dikkat edersiniz. Yani hani çoklu evrenler şeyine dikkat çekti ya Sinan hocam. Yani mesela Swinburne'in bu konuda bir ifadesi var. Diyor ki yani hani bir tanrıyı ki yani teist dinlerin açıkladığı tanrı kavramı aslında hem yaratılışı anlamak için, evreni anlamak için evrendeki yasaları anlamak için aslında makul bir açıklama. Hı hı. Ama bir tek tanrıyı kabul etmemek için trilyonlarca evreni kabul etmek akıl dışılığın son noktasıdır. Hocam, o kabul yani, usturası prensibine evet, uygun. Evet kesinlikle. Yani. Usturadan geçmiyor. Evrenin üzerine makale yazdı. Aslında Anatoly Flew'un ifadesi burada daha da tatlı bir ifadesi. Anatoly Flew diyor ki ev ödevini kendisinin yapmadığını işte öğretmeni anlayınca hani ev ödevimi köpek yedi şeklinde bir şey söyleyen kimsenin ondan sonra köpek yemediğini öğretmeni
gösterince, ya işte bunu bir köpek yiyemez, bak böyle ayrı ayrı burada işte yırtıklar var, bu kadar bir köpek beceremez deyince, bir köpek sürüsü onu yedi diyerek atıf yapması gibi bir şey nedir? Yani var olan canlılığı tek bir evrenin içindeki olasılık kümesiyle açıklayamayınca, kaçış yollarını çoğaltma. Onu bir köpek sürüsüne denk gelince bir multiverse havaleye açıklayacağını sanmak için. Bu çok önemli aslında mesela. Antoni Fluv da parantez içinde geçtiğimiz çağın en önemli ateisti kabul edilecekti. Ama olmadı bu. Tabii sonradan Allah inancına döndü etti. Richard Dawkins ondan şansı 20. yüzyılın önemli ben ateistim diyemesi için ama sonradan bu izahları da yaptı. Bir de aslında bu noktadan şey olmuş. Çok önemli bir şey daha var hocam. Şu o da yani mesela inançlı bir insan, bilim adamı olabilir, ilahiyatçı olabilir, yani herhangi istediğim gibi sıradan bir insan da olabilir. İnançlı bir insan evreni anlarken ve anlamlandırırken evrendeki tüm bu oluşumu bir yaratıcıya bağladığı zaman, dedim ya, aslında yani rasyonel ciddi anlamda makul bir açıklama yapmış oluyor kendi içinde. Diğer tarafa bakalım. Yani mesela bir şeyleri Tanrı'ya bağladığınız zaman dogmatik oluyorsunuz ya da dinci oluyorsunuz. Diğer tarafa bakalım. Neyle açıklıyor mesela? Yani Tanrı'nın yerine bir takım şeyler ikame ediyor, koyuyor. Diyor ki mesela enerji. Ya da şu andaki işte bilimin geldiği seviyede bunun açıklamasını evren yapamıyoruz. Diye. Ama ileride yapılacak. Ya da neye indirgiyor mesela? Kuantum dalgalanması. Madde, atom, atom altı parçacıklar. Yani aslında yani dedim ya, yani bir teistim, inanan insanın her şeyi Tanrı yapmıştır açıklaması, eğer ki onların bakış açısı ne kadar dogmatikse, her şeyleri bir şekilde madde ya da işte yasalara bağlamak da o kadar dogmatik o kadar bir açıklama. Ve şu var hocam, Tanrı dediğiniz zaman bakın, yaratan, yoktan var eden, bilinçli, rasyonel bir varlığı ifade ediyorsunuz. Ama siz madde dediğiniz zaman bilinç sahibi bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Siz enerji dediğiniz zaman bilinç sahibi bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Eğer bir şeyde o bilinç yoksa, akıl dışı olmalı. Hayır, yani şöyle, bir şeyde bilinç yoksa kendi kendine organize etme yeteneği de olmaz. Bir şeyde bilinç yoksa tercih etme, irade etme yeteneği de olmaz. Yani bugün çok ilginç, bakın 100 milyar nöronun birbirlerine bağlandıkları anda bilinci çıkarabileceklerine herkes çok emin. Ben yıllardır soruyorum, nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz bir de? Bunlar hücre. Hadi hücre de karışık bir şey ama. Hocam biraz daha açalım mı onu? Yani tam şimdi beyinde 20 işte beyinde kabuk kısmında 20 milyar, hepsinde yaklaşık 100 milyar tane hücre olduğunu söylüyorlar. Bunlara bakarsanız mikroskop altında bunlar böyle birbirine çok yoğun bağlıdır. Her biri 10 bin ila 100 bin tane hücreyle bağlanır falan, böyle trilyonlarca bağlantı olan bir yer. Diyorlar ki bu kadar karmaşık bağlantı ve işte aralarında elektriksel sinyalleşme olduğu için bir şekilde bilinç zuhur etmiştir. İşte evrenin bir yerinde pat diye çıkmıştır. Şimdi güzel, bu bir makul bir açıklama olabilir ama bunun olabileceğine dair bir kanıt koyalım ortaya. Mesela dünyadaki süper bilgisayarlardan birkaç milyon tanesini bağlayalım birbirine, verelim gazı, bakalım bilinç çıkıyor mu? Hocam bu yani, literatürde bununla ilgili şey örneği var. Çin milleti argümanı. Evet. Ama dikkat edin, Çin odası değil. Çin odası ayrı bir argüman. Yine bu konuyla dolayla ilgili de. Şimdi Çin milleti argümanı şöyle. Diyor ki biz beyni bir simüle edelim. Yani bir taklit edelim beyni, bir benzerini yapalım. Madem ki işte söylenen şey ne? Nöronların ortak çalışmasından bilinç ortaya çıkıyor değil mi? Her bir kişi Çin milletinden, bir de nöronların sayısı eskiden öyle bir kaç yüz milyon, sonra milyar zannedildi. Sonra 100 milyar oldu anlaşıldı. O zaman Çinliler rahat simüle eder. Çinliler en kalabalık olduğu için seçiliyor burada ama diyelim işte 1,5 milyar Çinli, her biri bir nöronu beyindeki temsil edecek. Veyahut da var olan nöron kadar diyelim, bir Çinliler o kadar çoğaltalım. Her birini de kablolarla birbirine bağlayalım. Kablolarla el ele tutuşsunlar. Evet, el ele tutuşsunlar veya kablolar koyalım. Tam manasıyla işte taklide daha yakın bir şey olsun diye birbirine bir türlü haberlesin. Her birinden bir sürü kablo diğerine giden çıkartalım. Ve bunlar bu şekilde o kablolar üzerinden her bir Çinli diğerleriyle haberleşiyor olsun. Şimdi bütün bu Çin'in, dikkat edin, her bir Çinli'nin demiyorum, bütün Çin milletinin bilinci diye gerçek anlamda bir bilinç ortaya çıkmasını bekler miyiz? Zuhur eder mi yani? Aslında hepimiz bunu acayip saçma bir izah buluruz. Mesela şu anda desek işte Çinliler aslında evinde telefonlarla bu şekilde bağlılar, bütün Çinliler. Şu anda aslında Çinlilerin her birbirine telefonlarla bu şekilde bağlılar diye Çin milletinin bilinci diye, şu anda Çin bilinci diye gerçek anlamda gerçek bir varlık olarak bilinç zuhur etti ifadesini hiç kimse ciddiye almaz. Ama bizim mesela şu anda beyinle ilgili söylediğimiz şey nörolojide aşağı yukarı buna yakın. Diyoruz ki nöronların her biri bireysel olarak tek başına bir kimliği var, bir varlık, bir biyolojik bir yapı. Fakat bunların ortak çalışmasıyla hop bilinç zuhur ediyor. Hocam bu şeyle sizin zuhur bölümünde yazdığınız o karınca, termit vesaire. Tabii zaten şimdi tabiattaki oluşların birçoğunun altında işte sade kurallar yattığı için bu sade kurallar bir araya geldiğinde çok karmaşık düzenler ortaya çıkıyor ve baktığınızda bunların
bizim mühendisliğimiz gibi böyle alttan yukarı inşa edilmiş şeyler olmadığını görüyorsunuz. Her bir birimin basit davranış kuralları var. Son derece sade kurallar. O birimler mesela karıncalar, mesela kuşlar, mesela hava molekülleri, mesela sinir hücreleri. Bunlar basitçe o şeyi uyguladıklarında ortaya bir takım düzenler çıkarıyorlar. Bunun işte en güzel örneği de suyun donmasıdır. Herkes onu bilir. Kar taneleri çok güzel şekiller çıkarır. Halbuki altta baksanız suyun donması son derece mekanik, basit bir süreç gibi gözükür. Ama iki tane kar tanesinin birbirine benzer olmadığını söyleriz. Çünkü o donma süreci o kadar karmaşıktır ki aslında ardışık o basit süreçlerin uygulanması. Yani bir şekilde benzersiz yapılar ortaya çıkar. Şimdi bu emergence fikri işte felsefede bir... Ya biz şunu çok seviyoruz. Mesela böyle bir fikir bulduk ya, her şeyin anahtarı bu. Yani her şeyi bununla açıklayalım. Evet. Halbuki böyle bir dünya yok. Bu işin bir kısmını açıklıyor. Bilinç gibi bir şeyden bahsederken mesela çok ciddi bilim adamları var. Yani... Ama şey hocam, emergence'ı bilmeyen seyircilerimizi kısaca açıklarsak. Yani şu demek hocam, yani konuyu bayağı kullandığı için belki evvelden takip etmeyen varsa. Ben tabii hızlı atladım üstüne ama doğru bir açıklamak yani, lazım. Emergence, ben de Türkçe'ye zuhur olma olarak çevirdim onu kitaplarımda. Hocam da zuhur diye çevirdim. Evet. Zuhur olma. Şöyle anlıyorum. Yani bütün emergence'daki yani zuhur olmada iddia şudur. Bütün parçalarından fazla bir şeydir. Evet. Parçalara bakarak bütünü anlayamazsınız. Zuhur teorileriyle de. Ama niye bunu neye karşı söyleniyor, neye karşı olduğunu anlaşılırsa belki anlaşılır. Aslında felsefede yaygın bir yaklaşım fizikalizmdi. Fizikalizmdeki yaklaşım şuydu. İnsan zihnini biyolojik molekülleri kimyaya, kimyayı fiziğe indirgeriz ve böylece biz fiziğe baktığımızda zaten incelersek, kimyayı incelersek, biyolojiyi incelersek psikolojiyi, zihin hareketlerini anlarız. Bu böylece gider. Şimdi buradaki bilimde karşımıza çıkan tablo bir üst seviyenin yapısını biz alta bakıp anlayamadığımız. Bu da ne oluyor? Evet. Bu üst seviyedeki yapı zuhur oluyor. Kategorik yani, bir sıçrama oluyor. Aslında saate burada bakıp zembereyi anlamaya çalışıyoruz evet, gibi. Aynen. Yani ama burada tabii dikkat edin, bu aslında çok enteresan, hiç beklenmeyecek bir şey. Yani burada söylenen üstten yepyeni bir varlık türü geliyor değil. Alttaki yapı nasıl bir şeyse bir duruma geçiyor, belli bir bileşiğe geçtiğinde yepyeni özellikleri zuhur oluyor. Hı hı. Ortaya çıkıyor. Ve bunu tabii en ciddi özelliği bilinçte ortaya çıkıyor. Fakat tabii bazı fizikçiler kimyadan biyolojiye geçerken hatta atom altı parçacıklar seviyesinde bile zuhur olmaların olduğunu iddia ediyorlar. Oldukça da tartışmaya açık, bana göre de çok enteresan felsefe açısından bir konu. Burada şu önemli. Hocam, aslında metodolojik bir tartışma da. Bu zuhur bu başında daha sonradan bölmeyeyim diye başında bir ara vereyim. Tamam. Meseleye başından itibaren bir sonraki bölümümüzde son bölümümüz olacak, orada devam edelim. Biraz sonra birlikteyiz. Yükselen Sözler devam ediyor sevgili izleyiciler. Sinan Hocam buyurun, sözü hemen size bırakayım. En son işte bu beyindeki hücreler birbirine bağlanınca bilinç çıkar mı çıkmaz mı açıklaması üzerine konuşuyorduk. İşte olabilir de olmayabilir de, fakat öyle bir durum var ki bugün bunu kabul etmezseniz neredeyse beyin üzerine yaptığınız çalışmaların bütünüyle beyhude kabul edildiği bir ortamda oluyorsunuz. O kadar, o derece. Tabii tabii. Yani çünkü işte bu bilimin üzerine kurulduğu baz meselesi. Bilim bu fizikalist işte bu indirgemeci yaklaşım üzerine kurulduğu için ya parçalar ve o maddi bileşenler dışında bir şey yok. Yani ona bakmamıza gerek yok tarzında bir yaklaşım var. Bu aslında işte bilimin alanlarının, farklı uzmanlık alanlarının baktığı çerçevelerden biraz da bir haber olmaktan belki kaynaklanıyor. Şöyle ki ben çok anlamasam da hani fizik okumaya bayılırım. Özellikle fizikle ilgili popüler kitaplar. Hı hı. İşte Brian Greene olsun falan, onun gibi işte TÜBİTAK'tan falan çıkan kitapları kaçırmamaya çalışıyorum. Mesela sicim teorisi denen o şey çok enteresan bir şey. Hani beni ilgilendiren bir sonucu mesela işte 11 boyutlu falan bir evrende yaşadığımıza dair spekülasyonlar var. Şimdi ben 3 boyutlu şu dünyayı mikroskopta görmek için keset alıp İki boyutlu bir görüntüye indirgediğimde, bir kesite indirgediğimde başıma neler geldiğini çok iyi bilen bir araştırmacıyım. Yani bir boyut azaldığı zaman anlayamaz hale geliyorsunuz neye baktığınızı. Bu hücre mi, damar mı falan karıştırıyorsunuz. Kaç tane var sayamıyorsunuz. Düşünün ki 11 boyutlu ya da belki daha fazla bir evrende yaşıyorsunuz. İşte 3 ya da 4 boyutlu, zamanı da bir boyut yaparsanız 4 boyutlu bir kesitiyle muhatap oluyorsunuz burada. Ve dolayısıyla hani anlayamadığınız çok büyük bir kısmı olması muhtemel. Sadece fizik açısından, bunun teolojik ya da ilhami bir tarafı yok. Hani fiziğin bizi getirdiği yerden bakacak olsanız sadece. Ciddi bilim adamları var.
bugün sırf işte alternatif bazı görüşler dile getiriliyor diye işte şarlatan dikkate almaya değmez falan diye bir köşeye konuyor. Benim çok kuvvetli bulduğum, en azından el ele tutuşan hücrelerden çıkan bilinç açıklaması kadar en azından tutarlı bulduğum, bilinç dediğimiz şeyin evrenin tamamında mündemiş olduğu, bulunan bir boyut olduğunu söyleyenler var. Bir özellik olduğunu söyleyenler var. Ve beynin bu bilinçten insani düzeyde istifade edebilmesi için belli bir karmaşıklık düzeyine ulaşmış olması gereken antenvari bir yapı olduğunu iddia edenler var. Mesela Rupert Sheldrake böyle bir adam. Diyor ki şuur, bilinç burada var. Çünkü birçok fizikçinin sözü var. Kuantum fiziğiyle uğraşan evreni düşünceye benzetiyorlar. Mesela maddeden çok. Seyyal, dalgasal bir şeyin içinde yaşıyoruz. Ve bu gerçekliğin içerisinden beyine baktığımızda, yani şu kesin, göremediğimiz çok daha büyük bir gerçekliğin gördüğümüz haliyle meşgul oluyoruz şu anda. Her şeyi bununla açıklamaya kalkmak bir yöntem ama dayatılmaması gereken bir şey. Yani başka açıklamalar gelmiyor. Çünkü insan zihni, şöyle söyleyeyim, bu boyutları aşabilecek kapasiteye sahip. En azından matematik modellerle 11 boyutlu bir evreni tahayyül edebilecek bir varlık çok daha fazla yerlere ulaşabilir. Yeter ki önü açılsın. Yani diye düşünüyorum. Buyurun. Burada hocam kısa bir şey ben ilave etmek istiyorum da. Şimdi aslında bu özellikle fizikte hassas ayarlar ortaya çıkmadan önce yaşamın evrende kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağı düşünülüyordu bilim adamları tarafından. Yani Darwin'in kuramıyla falan birlikte. Hani yaşam zaten kaçınılmaz olarak ortaya çıkar gibi bir algı vardı. Halbuki biraz daha böyle işte hücrenin içine girildiği zaman, biraz daha böyle hücre altı araştırmalar yapıldığı zaman, moleküler biyoloji alanında falan, özellikle biyokimya alanında, canlının aslında çok çok kompleks bir şey olduğu, yani çok kompleks bir şey olduğu kavrandı, anlaşıldı. Ancak canlıdan çıkabileceği. Evet, yani şimdi dolayısıyla şöyle bir şey insan düşünüyor. Eğer ki sadece bir canlıdan diyelim ki bir şekilde türeyerek işte diğer canlı oluşuyorsa, bu zihin ve bilinç haline geçmesi tesadüfi bir süreç oluşabilecek bir şey değil. Çünkü mesela biz ortalama bir ateistik evrimsel bir anlayışı esas alacak olursak, yani bir canlı için esas olan şey nedir diye baktığımızda, aslında o canlı hangi evresinde olursa olsun onun için esas olacak şey yemektir, üremektir ve hayatta kalmaktır. Ama insan dediğimiz varlığa geldiğimizde, yani o aşamaya geldiğinde, biz sadece yemek, üremek ve hayatta kalmakla sınırlı olmayan bir varlıkla karşılaşıyoruz. Ve şu soruyu sormaya başlıyor. Tüm bunların anlamı nedir? İşte yani bu zihinsel aşamaya geçmek... Yani evrimsel olarak da bilincin ne işe yaradığını hala bilmiyoruz. Evet. Yani birçok evrim biliyor, diyor ki kazaya benziyor herhalde diyor. Yani normalde canlı olarak bize çok bir faydası yok. Yok. Niye bu yani soruları sorasın yani? Garip, tabii ki ama iradeyi diyor. Reddet. Şimdi ya hocam, yani felsefi açıdan tabii oraya girmek istemiyorum. Oraya girsek 10 saatlik bilmiyorum, bir program götürür. Yani. Ama var hocam, temkinli vaktimiz gireriz. Şimdi oradaki sorunlardan biri şu. İrade, bilinci nedensel etkide evrene bulunup bulunmadığı. Çünkü bilinç bütün bizim anladığımız maddi her şeyden o kadar kökten farklı gözüküyor ki, bir kısım felsefeciler bizim için bütün evrendeki her şeyden daha açık olan şey bilinci reddetmek gibi, bana göre felsefe açısından en berbat bir argümana gittiler. Buna eleyici materyalistler deniyor. Bu hard çünkü, problem dedikleri bu değil mi zaten? Hard, zor problem. Hani. Şimdi hard problem tabii bu zor problemi bilincin veya iradenin, hard problem of consciousness da deniyor. İşte iradenin içinde aslında bir hard problem var. İki hard problem var. Ortaya koyun ama ikisi de birbirine bağlantılı, kopuk değil. Bu bilincin anlaşılamayan yapısına dolayı tamamen bilinci reddedelim diyor. Ama bizim en reddedemeyeceğimiz şey bilinç. Bütün evrenin hayal olduğunu bir an düşünsek bile, her şeyi halüsinasyon olduğunu düşünsek bile, halüsinasyon bile bir bilinç hali olduğu için bilinci yine reddedemiyoruz. Şimdi o açıdan diyorum, felsefe açıdan en berbat argüman. Fakat bir kısımda şunu görüyor, diyor ki bu tamam, yani bilinci biz reddedemeyiz. Kaçınılmaz bir şey. Fakat bilincin nedensel etkide bu kadar garip ve diğerinden farklı olan şey, maddeye nedensel etkide bulunamaz diyor. Yani nedensel etkide bilinç maddeye bulunamaz demek. İrade yok. İrade yok demek aslında. Burada aslında irade problemi, şimdi iradeyi reddetmek bilinç kadar şöyle, yani iradenin halüsinasyon olduğunu düşünebiliriz. Fakat yani bilinç kadar temel bir şey değil irade baktığınızda. Fakat iradeden şöyle diyeyim, bilinç kadar temel değil ama acayip temel bir şey. Bilincin yani ispatı bütün bilimsel faaliyetlerin hepsinden, felsefi argümanların hepsinden daha temel. Niye? Herhangi bir felsefi argüman, herhangi bir bilimsel teori iradenin var olduğu varsayımına dayanır.
İrade nedir? Mesela birisi çay mı kahve mi içersiniz söylüyor. Siz çay içeceğini söylüyorsunuz, kahve içeceğini söylüyorsunuz. Burada anlamlı olarak siz seçtiğinizi düşünüyorsunuz. Bilim yaptığınızı düşünün. Bir laboratuvara gidiyorsunuz. İşte. İradeye ihtiyacınız var. Ha tabii. Yani onu söyleyen sizin, çünkü iradenin şartlarından biri aslında akıl da olması. Yani bilinç ve akıl iradenin varlığının olmazsa olmaz şartlarıdır. İkisi de felsefe açıdan ciddi ayrı konular. Şimdi bunların varlığını mutlak şart kabul eden irade laboratuvara girdi. Belli yerlerde seçim yapıyor. Diyor ki mesela ben şu kimyasala bakayım da şuna bakmayayım. Veya şuraya bakayım da şuraya bakmayayım. Şununla ilgili şu sonucu söyleyeyim. Ha, bunları bu şekilde söylediğinizi düşündüğünüzde, o makaleyi yazdığınızı düşündüğünüzde bile siz aslında iradeyle yazdığınızı düşünün. İradeyle yazdığınızı makaleyi düşünmediğiniz zaman makale ne olur biliyor musunuz? Şurada diyelim bir rüzgar esse, rüzgarla bizim makale yazmamız arasında fark kalmaz. Yani iradevi eylemlerimiz akılla yapılan eylem, yani akıl ve bizim tutku ve duygularımızı çerçevesinde bizim eylemde bulunduğumuzu düşünürüz iradeyle. Fakat iradenin yok olarak kabul ettiğimizde bütün bunların hepsi buharlaşır. Yani yazdığınız herhangi, demek istediğim şu, yani herhangi bir yerden taşın yuvarlanmasıyla Science'da veya herhangi bir dergide yayınlanan bir makale arasında da fark kalmaz. Bu açıdan diyorum ki bilim min hepsi ve felsefenin hepsi iradeyi varsaydığı için hiçbir felsefi ve bilimsel argümanla iradeyi reddedemeyiz. Çünkü siz varlığını farz ettiğiniz iradeye dayanarak iradenin yokluğunu ileri sürmek gibi felsefi bir açmazda bulursunuz. Ha, yakında inşallah kitabım çıkıyor, bu argümanı falan da yazdım. Şimdi ben değil mi ya, bir de geçen programda bahsetmiştim. İnsanın doğuştan sahip olduğu özelliklerden hareketle, ki İslami literatürde buna fıtrat diyoruz. Fıtrattan hareketle Allah'ın varlığıyla ilgili argümanlar yazıyordum kitapta. İşte 5 tane vardı. Biri arzulardı, geçen program tartıştık. Biri ahlak, biri akıl, biri irade, biri bilinç. İnşallah bu senenin sonunda onları söyleyeceğim. Burada ne demek istediğimi daha detaylı söyleyeceğim. Ama şimdi çok uzun bir program yapmak lazım. Burada hocam o dedim ya, aslında o zihin haline geçişte, yani o ya işte Allah'ın başlangıçtan ayarladığı bir müdahale ya da o anda diyelim ki bir müdahale söz konusu. Ama şunu fark ediyoruz ki yani aslında anlam dediğimiz şey, değer dediğimiz şey ortaya çıkartan da bu zihin hali. Çünkü ancak evreni kavrayabilecek, bir şeylere anlam verebilecek bir yapı varsa bir şeyler anlamlı olabiliyor. Şimdi mesela insanı eğer ki diğer canlılardan ayıran farklı bir şey yoksa, hepimiz aslında işte biyolojik varlıklarız, etten kemikten. Yani o zaman bizi mesela bir hamam böceğinden ya da bir salyangozdan daha anlamlı, değerli kılan hiçbir şey olmuyor aslında. Yani bizim işte bir şekilde biyolojik tesadüf süreçlerle bir akıl dediğimiz bir şey sahip olmamız, zihin dediğimiz bir şey sahip olmamız bizim kendi türümüzde tanıdığımız bir ayrıcalıktan ibaret kalıyor aslında. Evet. Tabii bu ahlak alanı açısından önemli Emre'nin dediği. Yani onu diyorum alanı, yani mesela, değerler, ahlak gibi konu ben, devreye girdiği zaman orada şunu görüyorsun yani hani orada ancak bir yaratıcı varsa zaten senin işte anlam söz konusu oluyor. Ancak bir yaratıcı varsa değerler söz konusu oluyor. Yani şimdi Emre güzel bir sözü var, tam bu noktada yeri geldi. Buyurun. İnsan düşünen bir hayvansa sadece, köpek de havlayan bir lahanadır o zaman diyor. Hakikaten çok güzel bir söz. Yani köpekle lahana arasındaki kategorik fark gerçekten hayvanlıysa bütün beden yapısı aynı. Evet, hiç şek ve şüphe yok ama yani zihinsel olarak bambaşka bir boyuttayız biz. Şimdi ben de bir tane programda da şuna benzer bir örnek vermiştim. Hani insan niye diğer hayvanlardan ayrılmasına ahlaki açıdan muhtacız? Yani şurada bir programda, işte programdan sonra herhangi bir tavuk pişirsek, yesek birçoğumuz sorun görmez. Değil mi yani? Fakat hatta iyi olur hocam. Bir programdan sonra eğer ki beni burada pişirip yemeye kalksana benim açımdan ciddi bir sorun olur. Benim açımdan da olur yani, şimdi düşünün. Sizin açınızdan da olabilir evet ama buradaki sorun nedir? Yani herhangi bir insanın acıktı diye diğer insanların pişirip yemesini biz ahlaki sorun olarak görürüz. Ama tavuğu pişirip de yememizi görmeyiz. Buradaki nedir? Aslında tavuk da insana da baksak aynı ham maddeden oluşurlar hepsi. Temel yapılardan, yani amino asitlerden, nükleik asitlerden. İkisinin de özü temel ham maddesi çamurdur aslında, topraktaki ham maddeler ve sudaki ham maddelerdir. Hem tavuktaki hem bizdeki. Ama insanı orada ayıran bir ahlaki teoriniz yoksa o zaman burada herhangi birimizin pişirip yenmesini engelleyecek de bir ahlaki teoriniz yok demektir. Ama bu tabii ki ahlakla ilgili şey de uzun bir program, hak eden bir şey.
dinin ahlakla ilişkisi, ahlaktan hareketle neler söyleyebiliriz, üzerinde durulması gerektiği çok önemli bir konu. İnşallah onun üzerinde dururuz. Biraz Emre Hocam'ın kitabı vesilesiyle kendisiyle yaptığımız programda durmuştuk. Sizin kitabınız vesilesiyle de inşallah. İleride böyle bir şey yaparız. Hocam ben bu kitabınızda yine üstünde durmamız gereken, benim belki de ilgimi çok çeken, inşallah izleyicilerimizin de çeker, matematik mevzusu var. Nedir o mevzu? Yani ne dedik? Bir evrenin, evrenle ilgili ön kabullerimiz var. Onun keşfedilebilir oluşu, anlaşılabilir oluşu ve bizim onu keşfedebilecek yapıda yaratılmış olmamızın da bir tesadüf olmayışı. Böyle bir, bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de bu evrenin matematikle hesaplanabiliyor ya da tasarımlanabiliyor, tasvir edilebiliyor olması. Bunu konuda da çok güzel tespitleriniz var. Onları alalım hocam. İki tane burada husus var. Birincisi, ne oluyor da evrene matematik uyuyor, açıklayan teorimiz, hangi teorimiz en iyi teoridir? İkincisi, Kur'an'ın içeriğinin bununla ilişkisi. Evet. Şimdi birincisinden başlayalım. Şunu söylememiz lazım. Evreni anlarken şu anda 13,8 milyar yıl önce evrenin başladığını söylememiz de. Evrenin yaşı yanında dünyanın 5 milyar yıl civarında diyelim. 4,5 milyar yıl civarı tam söyleyelim. 4,5 milyar yıl dünyanın yaşı olduğunu söylememiz de. Cep telefonlarını, bilgisayarları işletmemiz de. Uyduların işleyip de televizyon yayınlarının yapılması da. Aslında bunların hepsi evrene matematiğin uyması sayesinde olan hususlar. Çünkü aynı matematikle yapılan şey. Buradaki soru şu olmalı. Ne oluyor da evrene matematik uyuyordu? Bunu açıklayan en iyi teorimiz ne? Bir teizm genel olarak, ki Kur'an'da teizmi savunduğu için, ki tabi Hristiyanlarla Yahudilerle burada İslam aynı noktada olduğunu söylememiz lazım. Burada bana göre çok daha açıklayıcı bir teori veriyorlar. Evrene matematiğin uyması temelde iki şekilde açıklanabilir. Yani iki, daha doğrusu matematiğin evrene uygunluğu ile ilgili iki teori olabilir. Bir kısım diyebilir ki bu evren var olmadan önce de matematik vardı. Yani 3 çarpı 7 21'di. Evren var olunca da evrene matematik sonra uydu. Yani matematik aslında bir keşiftir. Yani bu evren var olmadan da vardı. Bizim icadımız değildi, matematik keşiftir. İkincisi, biz matematiği aksiyonlardan üretiyoruz. Matematik bir icattır diyen yaklaşım. Fakat bunlar hangisini alırsak alalım, diyelim ki matematik bir keşif. Şimdi sayılar soyut şeyler. Daha önceden var olan bir matematik, evren daha önceden yok. Sonradan var oldu, biliyoruz günümüzdeki teorilerle. Sonradan var olan evrene matematiğin uymasının açıklamasını. Maddenin yapısında soyut olan matematikteki, zaten soyutun bir tarifi, nedensel ilişkiye girmeyen varlıklardır soyut varlıklar. Kendi kendine matematik evreni kendine uyduramaz. Ama evrenin yaratıcısı, aynı zamanda insan zihninin de yaratıcısı olarak aldığımız, o bir yerde matematiğin de yaratıcısı veya onun zihninin bir tezahürüdür, matematikte denebilir. Orada ayrı bir konu var. Bunların hangisini alırsak alalım evrenin matematiğin uymasının açıklaması olur. Aynı şekilde matematiği insan zihni icadı olarak da alsak, şunu çok iyi biliyoruz ki matematik bizim icadımız desek bile bu evreni benim zihnim icat ediyor diyemeyiz. O zaman yine matematiğin evrene uymasının bir açıklaması olması lazım. Ha, burada yine teizm bir açıklama veriyor. Fakat bir ünlü ateistlerden biri, günümüzde yaşayanlardan, Rosenborg diyor ki materyalist ateizmde şaşırtıcı olaylara yer yoktur. Fakat materyalist ateizm açısından evrene matematiğin uyması çok çok şaşırtıcı bir olaydı. Her şey şaşırtıcı. Çok çok şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Yani şaşırtıcı olmuyor. Niye uyuyor? Bizim, dikkat edin, şuna benziyor. Biz satranç oyununu alalım. Satranç oyununu biz yapıyoruz, icat ediyoruz belli hamleler falan filan. Eğer ki biz matematiği uyduruyorsak, bir kısmını düşündüğü gibi. Satranç evrene uyuyor. Bu ne kadar anlamsızsa, bizim matematik, kağıda yazdığımız matematiğin orada duran bir evrene uyuyor olması bu kadar anlamsız bir şey olurdu. Ama bu çok büyük bir olay. Ve şu anda dikkat edin, kullandığımız işte cep telefonları, işte bizim seyredildiğimiz televizyon, fiziğin temel teorilerinin hepsi, Higgs parçacığının bulunması, bütün bunlar matematiğe dair. Ha. Tek tanrı inancı, ki Kur'an'ın da savunduğu inanç, Yahudi Hristiyanlıkta o, evreni yaratanla matematiğin arkasındaki gücü aynı kabul ettiği için bunu çok rahat açıklarken materyalizmin açıklaması yok. Bir de Kur'an'ın içeriğinin burada bir açıklaması var. Mesela Kur'an ayetlerinden Cin suresinde geçiyor. Allah sayıyla her şeyi tespit etmiştir diye geçiyor. Cin suresinin son ayeti baksın. Bunun dışında Kur'an'da geçen kader kelimeleri birçok sözlükten... Zaten matematik olduğunu gösteriyor. Kader kelimesi zaten çevirilerden de görecektir.
ölçü anlamına da miktar geliyor. Temel anlamlarından bir ölçü. Zaten Türkçedeki miktar kelimesi Emre kadar, hocam dediği gibi. Kadar da dedi. Kadar, bu miktar, buradan evet, geliyor. Nedir? Kadran. Yağmuru mesela Kur'an'da bir ölçüyle indirdik diye geçiyor kimi ayetlerde. Buna güneş benzer, ve ay bir hesaba bağlı. Ha, o çok güzel. Yani güneş Rahman ve ay bir suresi, hesaba bağlıdır diye. Kader kelimesi dışında işte bir hesap kelimesi de var. Güneş anne rahmindeki gelişim aşaması da bir ölçüye bağlı. Evet. Kadere bağlı. Kur'an'da kader kelimesi yani ölçü verme kelimesi çok geçiyor. Allah onun dışında işte ölçüye göre hesap yapmıştır kelimesi de geçiyor. Diğer taraftan dediğimiz gibi at de kelimesi geçiyor. Cin suresinde sayıyla tespit evet, etmiştir. Yani at da geçiyor. Bütün bu kelimelere baktığımızda Kur'an'da birçok yerde matematiğin evrende olduğuna ilgili atıflar var. Matematiğe evrenin uymasının, Allah'la daha iyi açıklamasının olmasının yanında Kur'an bu evrende matematik olduğu ile ilgili atıfları var. O zaman Kur'an'la zihni şekillenen bir insanın evrene matematiğin uyduğu ve matematiğin evreni anlamada önemli olduğu ile ilgili görüş için bir dayanağı var ciddi anlamda. Bu yüzdendir ki diyoruz ki bilim yapılırken bilim adamlarının zihninde bu ön kabul var. Kur'an'ın içeriği hem teizmi Kur'an'ın savunmasıyla hem içeriğinde matematiği atıflarıyla bu ön kabulü desteklemektedir. Söylediğim şey bu. Ya burada çok aslında önemli. Şey de çok önemli. Ercan Hocam yaptığı açıklama hani matematik Tanrı'nın evrenin yazdığı dildir. Değil mi? Hani Galileo, Kepler falan bunlar söylüyorlar bu tarz bir şey. Bir de hani mesela diyoruz doğa yasalarıyla evrenin uyumlu olması da aslında yine matematikle ilişkili bir şey. Kendi arasındaki uyumu da oradaki harmoni de diyelim yani bir anlamda. Şimdi şey dedi ya Caner Hocam yani aslında işte burada hayret edecek bir şey yok diye bir şey yapıyorlar, tepki veriyorlar diye. Bu John Leslie'nin bir örneği var. O çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki yani şimdi ateistler şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki biz şu anda evrende olduğumuz için gözlemci varlık olarak evrende bulunduğumuz için bunu bu şekilde algılıyoruz. Yani evrendeki olayları hayret verici olarak algılıyoruz. Ama zaten eğer ki bu olaylar, bu faktörler bu şekilde olmasaydı zaten bizim gibi gözlemci varlık oluşmayacaktı. Dolayısıyla zaten bunu algılayacak bir varlık da olmayacaktı. Yani bunu da şaşacak bir şey yok gibi bir açıklama yapıyorlar böyle özetle. Şimdi şöyle bir örnek kullanıyor. Diyor ki mesela 100 keskin nişancı sizi idam etmeye götürüyorlar. Çok yakın mesafeden kalbinize hedef alıp sizi ateş ediyorlar. Siz gerçek silahlar, gerçek mermiler, siz silahların sardığı sesini duyuyorsunuz. Ama bir süre sonra ölmediğinizi görüyorsunuz. Mesela şöyle bir açıklama yapar mısınız diyor. Yani hani bunda hayret edecek bir şey yok çünkü hayattayım. Ya da şöyle mi sorarsınız? Yani 100 keskin nişancının olmadığına çok, göre olmamıştı. Yani çok 100 keskin nişancının gerçek silahlar kullanarak çok yakın mesafeden kalbimi hedef alarak bana ateş etmelerine rağmen benim hala hayatta olmamın bir açıklaması olması lazım. Mantıklı bir açıklaması. Öldürmeyen Allah öldürmez. Çok bununla çok alakalı bir arkadaş evet. ısrarla soruyor fraktal geometriden bahsetti. İki cümleyle söyleyeyim. Benoît Mandelbrot. Önceki programımızı da izlesin. Ayrıca burada aynen. da bahsedin hocam başta. Benoît Mandelbrot mesela normalde karmaşık sayılarla ilgili çok basit bir fonksiyonla oynarken şimdi hayret edilecek bir şey olmadığını söyleyen insanlar aslında en iyi bilim gene gerçekten en iyi cevap gerçekten bilim yapan insanlardan geliyor. Mesela bu Mandelbrot çok enteresan bir adam. Her şeyle uğraşmış. Bir satırlık z kare artı c gibi bir denklemin bilgisayarda sürekli hesaplanmasının üzerinde çalışıyor. Denklemlerin davranışı diye bir çalışma alanı var matematikte. Denklemleri sürekli hesaplatıp bir takım grafikler çizdiriyorsunuz. Ta 80'lerin başında o zaman daha bilgisayarlar son derece iptidaiyken falan bilgisayarda bir şekil görüyorlar. Böyle bir önce bozukluk zannediyorlar sonra yaklaşıyorlar. Bu hava durumuyla ilgili olan. Hayır. O değil, bu değil tamamen şey. Hava durumuyla alakalı da tam o değil. Bu, yani yine çünkü kaos teorisiyle alakalı. Tabii, kaos hava durumundan gelen hava bir şey. Kaos teorisi tamam, çıkıyor. Ben evet. o zannettim de. Tamam, yok değil. Pardon, bu sadece aslında bir biçimsel olarak. Yani hava durumlarını da belki bir şekle koysak Mandelbrot gibi bir şey çıkabilir belki. Tabii işte onlarla zaten oynuyorlar sürekli olarak. Ta Çanakkale Savaşı'nda yaralanan bir Fransız askeri olan Gaston Julia'nın böyle resmen sümen altı olmuş çalışmalarını tekrar gün yüzüne çıkarıp acaba bu adam ne yapmış diye oynarken fraktal geometrinin ana şeklini bulmakla kalmıyor. Bugün o basit fonksiyonun işte iterasyonu dediğimiz tekrarlı hesaplamasıyla ortaya çıkan o biçimler tabiattaki oluşan yani tabii biçimleri anlamakta en kuvvetli aracımız haline geldi. Yani tamamen tabiatla ilgisiz gözüken, tekrar tekrar hesap yapmaya dayanan, hani bilgisayarın yapabileceği kadar sıkıcı bir iş. Muhteşem güzellikte şey işte fraktal geometride yazsınlar. Hatta bu konuyu merak edenler işte Sonsuzluğun Renkleri diye belgesel var. Colors of Infinity. YouTube'da da var 3-5 bölüm halinde.
Bence bir izlesinler. Bütün bu keşif sürecini anlatıyor. Matematiğin hakikaten ne kadar içkin olduğunu anlamak için çok güzel bir örnek. Kazayen bir anda sizi bir yeni bir gerçekliğe fırlatıyor ve daha önce anlamadığınız bir şeyleri anlamaya başlıyorsunuz. Keşke o kadar matematik bilseydi, çok iyi olurdu. Kazayen sizi yeni bir gerçekliğe fırlatıyor dediniz ya. Şimdi bizim Doktor Fatih Orun var bizim Süleymaniye Vakfı'nda. O ayet kelimesi üzerine bir çalışma yapıyor. Yani bu Kur'an'ı anlama usulünün tekrar bir şeysi, bir çalışması. Bütün ayet kelimelerini Kur'an'da tarıyor ve onun üzerine bir oradan öğrenmeye çalışıyor. Yani ne manalara geliyor, nasıl? Böyle enteresan bir şey. Gerçekten de ayet kelimesi bazı yerlerde, yani daha doğrusu çoğu yerde aynen dediğiniz şeyi gösteriyor. Size bir yerde bir şey atıyor, bir tohum atıyor ve oradan başka bir yere sıçramanızı sağlıyor. Aynen. Yani mesela bu illa Kur'an'ın içinde olması gerekmiyor. İşte az evvel gördüğümüz ayetlerle sizi tarihe gönderiyor. Sizi şeye belki uzaya gönderiyor veya yeryüzü ayetlerine gönderiyor. İnsanı incelemeye. Ama ayet kelimesinin mutlaka bir atlama tahtası olarak kullanıldığı çok örneği var hocam. Yani ayet kelimesinin anlamını şey olarak da görüyorum genelde. Yani Kur'an'ın söylediği sonuçlara götüren veri. Tabii tabii. Bir anlamı. Anlamları çok delil çok falan tabii diye tabii tek kelimeye tercüme edilmiyor. Gösterge, belirti, belge. Hepsi olur ama şey. Özellikleri var hocam kelimenin. Yani sizi belli yerlere sevk etme özelliği var mesela. Şey yapıyor, atıfta bulunuyor bir takım yerlere. O söyleminiz oradan ortaya çıktı. Neyse bunları duyan bu herkese. Bu kelebek etkisi de bunu. Daha sonra YouTube'dan seyredenlere de diğer. Biraz kelebek etkisini de o zaman hocam anlatabilir misiniz? Ona girme, çok uzar. Uzar mı yani o kadar? Bayağı uzun. Öyle mi? Girersek zaten Caner Hoca'yı da tutamayız, sever o konuyu. Bence direkt oraya dalmıyor ama ben şunu söyleyeyim. Şu bilme seferberliği. Keşke daha önce söyleseymişim. Buyurun. Bilme seferberliği başlatmak, İslam'la ilgili derdi olan biri varsa bence ilk yapması gereken şey olmalı. Yani artık bir bilirim. Toparlayıcı konuşmalara geçti hocam. Hocam programı kapatacak şimdi. Hayır, bunun sonu kaçmasını istiyorum. Yani evet. Bu kadar hep bak Batı biliminin verilerini tartışıyoruz. Ne olur 50 sene sonra. Çok doğru hocam. 50 gerçekten sene sonra öyle. Şurada kendi verilerimiz üzerinden meşkedelim. O zaman bunun tadı hiç tatmadığımız gibi farklı yani olacak. Yani en azından şu programın da bir faydası olsun değil mi hocam? Böyle bir faydası olsun. Arka planla müsait hocam buna. Yani kesinlikle hocam gerçekten 9. 13. yüzyıl diyorsunuz. Yani oradaki esasında ortaya konulan şeyler ve Kur'an-ı Kerim vahinin verdiği o şey aslında arka plan müsait yani. Hani vahiy zaten bunu sağlıyor size. Tek yapmamız gereken şey vahiy önermek aslında. Siz düşünmeyin, ben sizin yerinize düşünürüm. Sizin aklınıza ne gerek var diyen zümre. Ondan sonra Kur'an'a güvenmeden siz sadece inanın geçin bu işleri, size ne aklınızı çalıştırıyorsunuz diyen zümreye kimsenin aldanmaması lazım. Bana göre bu bilim felsefe din ilişkisini sağlıklı kurmak zorundayız. Böyle yapmazsak bilimin sonuçlarından gerekli derin anlamlar çıkartılamaz. Felsefeler kısır şüphelerin içinde kalır. Dinse bir sürü hurafenin içinde kol gezdiği, gerekli derinliği kazanmadığı çok bir güzel alana dönüşür. Çok ondan bu yani ilişkiyi sağlıklı bir şekilde kurmak zorundayız. Bu bilim, din, felsefe de, yani bilim ve felsefe derken dinin dışında bir şey olarak da ben almıyorum. Tabii ki bir ateizme götürmeye çalışanların kullandığı bir felsefe de var. Ama felsefe temelde akılla yürütülen, sistematik düşünceyle yapılan bir faaliyet. Akıl da Allah'ın verdiği bir nur. Ha ben sağlıklı bir şekilde bu akıl kullanıldığı, sistematik düşünce, analitik düşünce yapıldığı zaman dini söylediği hedeflerin tersini götürmek yerine dini söylediği hedefleri teyit edeceğini düşünüyorum. Zaten Allah'ın aklı verdiğini düşünüyorsanız bana göre başka türlü olması da mümkün. Mümkün değil. Evet. Bilimde dediğimiz Kur'an'ın bizi sürekli yönelttiği evreni tanıma faaliyetinin en sofistike şekilde yapılış şeklidir. Aslında bizim güncel hayatta hep birçok şeyi anlarken yaptıklarımızla bilimin temel mantığı birbirinden çok kopuk değil. Fakat bilimde yapılan şey ona çok daha sistematik, çok daha detaylısıdır. Yani biz aslında ne bileyim suyu ısıttığında kaynatıyoruz, işte evde birçok ev hanımı da onu yapıyor diyor. Orada da aslında ne bileyim bir bu evrendeki maddenin nasıl hareket ettiğine ilgili hemen bir bilgiye karışıyoruz. Yumurta ne kadar sürede pişer ettiğimizi biliyoruzdur yani. Evet. Çok sistematik bir şekilde mesela güncel hayatta birçoğumuzun yapmadığı şey bilimde aslında daha detaylı bir şekilde yapılıyor. Yani bilim dediğimiz şey bizim güncel hayattaki akıl yürütmelerimizden, felsefe dediğimiz o bizim genel olayları anlamaya çalışmamızdan daha kopuk bir şey değil. Daha disipline
Hocam zaten şeyden Kur'an gözünden, Kur'an tarafından baktığınız zaman din ve bilim aynı şey. Yani şimdi dini fıtrat olarak tanımlayan bir ayet varken, yani yaratılış kanunları olarak tanımlayan bir ayet varken, siz yaratılışı okuyun dediğinizde o zaman dini okuyun demiş oluyorsunuz bir anlamda. Hocam, yani felsefe için aynı şey geçer. Tabii. Felsefe mesela zaten ben ikisini birbirinden bilgi evet. sevgisi diyoruz ya da bilgiyi takip etmek. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman okuyun, incelin, araştırın, takip edin diye Allah. Hakikati evet. yani takip edin. Filosofya demiyor evet. da. Yani, sevin diyor yani. Sevin diyor yani zaten bilgi sevdiriyor sizi. Çok teşekkür ederim hocam. Yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Allah razı olsun beni kırmadınız. Bu güzel birlikteliği burada oluşturmamız için destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de Emre hocam, Caner hocam. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Harika bir program izledik sezon boyunca. Allah razı olsun. Çok öğreticiydi. Allah razı olsun. Yani isminden içeriğine kadar gerçekten çok şahane bir program izledik yani. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kenarlarda gezen bir insanın güzelliklerini izlemeye devam ediniz efendim. Eyvallah hocam. Hep birlikte inşallah. Birlikte nice güzel programlar yapmayı yapmak duasıyla kapatalım isterseniz. Teşekkür ederim. Bir kez daha. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözler bugünkü bu güzel bölümüyle sizlere veda ediyor. Önümüzde Ramazan ayı var. Hepinize Allah'ın ayetlerini doğru anlamak çabasıyla, ibadetini doğru yapmak çabasıyla, Allah'ın kitabını anlamanın önemli asıl ibadet olduğunu bilmekle geçen güzel bir Ramazan, mutlu, huzurlu bir Ramazan diliyorum ve Rabbimizden bunu niyaz ediyorum. Amin. Ve önümüzdeki Ramazan'da mutlu bir ay geçirmenizi diliyorum. İnşallah daha sonraki bölümlerde, dönemlerde tekrar Yükselen Sözlerle veya başka programlarla karşınızda olmayı isterim. Çünkü Rabbimizin verdiği emirleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim bu programı yapmaktaki tek kaygım, kimin izlediği, kaç kişinin izlediği, ne zaman bizi izlediği, çok mu izlemiş, az mı izlemiş, inanın hiçbir zaman, hiçbir bölümde umurumda bile olmadı. Benim tek düşüncem Allah bizi izliyor. Allah bu programı ve her şeyi izlediği gibi bunu da izliyor. Ve ben burada yaptıklarımdan Allah'a hesap vereceğim. Bu hesabı doğru verebilmek için sizlere Allah'ın ayetlerini doğru bir şekilde ulaştırmak adına elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Sizler de şahit olun. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler. Kim güçlü olmak isterse bilsin ki bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri yapılan iyi işler yükseltir. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır. Fatır Suresi 10. Ayet.